Nasıl? Ah, hayır hayır. Antika hiçbir şey çıkarmayacaksın. Kız zaten sakar. Nenesinin de ahı gitmiş, vaha kalmış. Düşürüverir elinden. Mine, sevgilime ve ailesine laf sokmaktan vazgeç lütfen. Hayatım, Zenan geçen sefer antika vazoyu kırdı. Sakar bir kız, ne yapsın? E acüze nene de ihtiyar işte. Yalan değil ki. Azze Mine, azze. Lütfen özellikle ona iyi davran. Geçen sefer sana çok alındı. Ama ne desem yanlış anlaşılıyorum Suat. En iyisi bu gece hiç konuşma. Böylece kimse yanlış anlayıp bozulmaz. Hı? Ben bozarsam sen düzeltirsin canım. Gelin hanımın gözüne gireceksin ya. Hah, geldiler. Sen dur, ben açarım. Burada ayakkabı çıkarılmadığını sen söylersin Suat'cığım. Ben söylersem yanlış anlaşılır. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Geldiniz. Hoş bulduk Mine Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Azize Hanım, hiç gerek yok. Olmaz öyle şey. Merak etmeyin, tedarikli geldik. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizlere layık değiller ama hediyelerimizi kabul buyurursunuz inşallah. Estağfurullah efendim. Kızım. Bizim ailede eğitim çok önemlidir. Her şeyden önce okumak gelir. Öyle öyle. Bizde de aynı. Hele rahmetli ağabeyim Zena'nın babası derdi ki ne iş yapacaksanız yapın ama ilk önce ilkokulu bitireceksiniz. Biz de hepimiz bitirdik. İlkokulu mu? Aha. O zorunlu eğitim zaten. Ben yüksek eğitimi kastediyorum. Asıl şart olan o. Zenan, doktor oldun maşallah, daha ne olsun? En yükseği ha bu değil mi? Oğlanlar da devam etseydi keşke. Hani tarlaydı, hani hayvanlardı. İşleri döndürdüğünden onlar okuyamadılar. Zor işler bunlar, biliyorsunuz. Yo, nereden bilelim? Yok, ben lafın gelişi de dedim ya, öyle. Yemek hazır efendim. Buyurun. Ellerinize sağlık. Yemekler çok değişik. Ama hepsi birbirinden güzel ha. Afiyet olsun efendim. Mineciğim kendi elleriyle hazırladı hepsini. Dün de çok uğraştı ama. Bunların patronu bir şeye girmiş. Neye girmişti kızım? Yok amcacığım, bir şeye girmedi. Kalp spazmı geçirdi. Hah, o yüzden gelemedik.
Biz de çok bekledik vallahi. Bütün gün otelde eğleştik durduk. Yazı. Yani hani onca emek, onca yemek ziyan oldu tabii. Önemli değil. Yemek pişirmeyi severim. Zeynep'i de öğretmek istiyorum. O hiç pişirmemiş. Artık pişiriyorum. Ev arkadaşım öğretiyor. Hani tabii okumaktan onun pek vakti olmadı. Ama başı sıkışınca yapar benim Zeynep'im. Bu ne? Tadını hiç çıkaramadım. Kereviz graten. Kereviz mi? Yok gari. Oğlum, her yeri de başkadır. Bunlar yiyor demek ki. Siz sevmez misiniz? Yok. Yendiğini bilmiyorduk da. Şaştık biraz. Bizim orada kerevizi hayvanlara verirler. Oturmadan Zeynep'in hediyesini verelim mi Necip? Evet tabii. Zeynep bunu bugünün bir hatırası olarak taksın istedik. Teşekkür ederim. Ver bunu. Beğendiniz mi kızım? Evet, çok güzel. Mine çok zorlanmış seçerken. Siz hep spor giyiniyormuşsunuz galiba. Öyle vallaha. Zamanımız isterse sporcu olur diye. Çok iyi koşardı maşallah. Evet. Değişik bir bedeni var. Nişan elbisesi seçerken de epey zorlanmıştık. Azze Hanım, sizin sesinizi pek duyamadım bugün. Rahatsız mısınız? Evet, rahatsızım. Ama konuşmak için gençleri bekliyorum. Hele bizi yalnız bırakırlarsa size birkaç diyeceğim var. Tamam. Biz şöyle geçelim o zaman. Please. Buyurun Azze Hanım. Efendim. Görünen koy kılavuz istemez derler. Sizin görgünüz başka, bizimki çok başka. Ama gel gör ki sizin saraylı oğlunuz bizim köylü kızına tutulmuş. Gönül bu. Estağfurullah efendim. O nasıl söz? Necip Bey, sen daha bir laftan anlar durursun. Onun için sana konuşuyorum. Bak, bu çocukların gönlü bağlı. Biz ne yapsak da kopacakları yok. Daha da bir bağlanırlar, bilesiniz. Azize Hanım, bizde yetişkin insanların kararlarına karışılmaz. Kimseyi kimseden koparmayız. Ama dördünüzle yer bitirirsiniz. Kandırmayalım birbirimizi Zümrüt Hanım. Sevişiyormuşuz gibi yapmaya hacet yok. Siz bizden haz etmiyorsunuz, biz sizden. Görüşeceğimiz 40 yılda bir. Onu bari ağız tadıyla geçirelim. Elbette sen, elbette. Ha? Bize iğne iğne laf sokacaksınız da ne olacak? Ben size laf soksam memnun mu olacağım? Birbirimize kabul edelim. Anam doğru söyleyin. Ama biraz sert sert söyleyin. Kusura kalmayın siz. Demek istiyor ki öpüşüp kaynaşalım. Dilimiz tatlı, sohbetimiz hoş olsun. Tabii tabii. Efendim, eğer sürçülisan ettiysek affola. Çocukları evlenen iki ailenin kaynaşması elbette hayırlı olur. Ha şöyle. Aslan dönürüm gel. Gel bakayım gel. Maşallah.
Canım. Gel bari biz de bir helalleşelim ha. Yaşında erkek, şuur kapalı, nankompere. Hastanın nörolojik muayenesinde düne göre bir değişiklik yok. Bugün ameliyattan sonraki 349. günü. Rutin testler ve haftada 3 diyaliz devam. Bugün ameliyattan sonraki 350. günü. Rutin testler ve haftada 3 diyaliz. Bugün ameliyattan sonraki 351. günü. Rutin testler ve haftada 3 diyaliz. Ameliyattan sonraki 355. günü. Yani bir yıldır hiç uyanmamış. Evet. Tedavi planınız nedir? Çok basit. Günlük testler ve haftada 3 kez diyaliz. Yeter artık. Diyaliz miyaliz istemiyorum. Merak etmeyin, zaten bugün öleceğim. O yüzden diyalizde falan vakit harcamayın. Her ne kadar bana ihtiyar diyorsanız da... benim adım Fuat hanımefendi. Fuat Tütüncü. Memnun oldum Fuat Bey. Şimdi duydum. İhtiyar gerçekten uyandı mı? Onun bir adı var. Yarın bu saatlerde bana rahmetli ihtiyar diyebilirsiniz. Biz sadece bir merhaba demek istedik. Fuat Bey'in sizin kim olduğunuzu bildiğini sanmıyorum. Biliyorum, biliyorum. Bu Ela, beyin cerrahının sevgilisi. Sürekli münakaşa edip duruyorlar. Bir dargın, bir barışık. Öteki de Hasan. Az sıkıştırmadı Sevda hemşireyi burada. Yarı komadaydı. Siz söylediniz. Yani yarı da uyanıktım. Sizi duyabiliyordum. Evet çocuklar. Hemogram, biyokimya ve enfeksiyon rutinlerini gönderin. Büyük ihtimalle diyalizle kan, üre ve kreatin değerleriniz normal seviyelere gelince uyandınız Fuat Bey. Hoş geldiniz. Demek ki bugün yapacak tek işim var. O da ölmek. Kimsenin öldüğü öleceği yok. Kıvıracak. Kıvıracak dedim. Kıvıracak. Kıvıracak. Fuat Bey, yetiştirmem gereken milyon tane dosya var. Ve siz iki dakikada bir beni çağırıyorsunuz. Gerçekten çok meşgulüm. Ben karnıyarık istiyorum. Ne? Son yemeğimin karnıyarık olmasını istiyorum. Ne var bunda? Ölmeden önce son dileğim bu. Hem idam mahkumlarına bile soruyorlar. Kusura bakmayın. Size karnıyarık veremem. Ayrıca ölmüyorsunuz. Benim mesai saatlerim içinde ölmenize izin vermeyeceğim. Muayene zamanı. İstemiyorum. Bu altların hiçbirini rahat bırakın beni. Ama Fuat Bey, bunlar sizin iyiliğiniz için. Ben yaşayacağım kadar yaşadım. Artık gitme vaktim geldi. Bundan sonra etrafımda tüplerle sürünmek istemiyorum. Beyhude bir mücadele bu. Bu ihtiyarı hayatta tutmak için uğraşmaya değmez.
Hiç akrabanız ya da arkadaşınız yok mu? Karım öleli neredeyse 20 sene olacak. Bir tek oğlum vardı. Onu da genç yaşta trafik kazasında kaybettim. Arkadaş dersen ya öldüler yahut da ölmek üzereler. Yaşlandığın zaman sen de anlarsın. O zaman böyle duygusal ve mantıksız olmazsın. Öyle olduğumu da nereden çıkardınız? Ölecek olan bir adama aşık olmandan. Bunu ancak mantıksız biri yapar. Ölecek adam da kim? Var ya canım senin şu kalp hastası. Ömer bile yarı komadaydım. Sizi duyuyordum deyip duruyorum ama anlayan kim? Ömer ölmeyecek. Öldüğü zaman neler olacağını hiç düşündün mü? Ömrünün en güzel yıllarının bir kısmını yas tutarak mı geçireceksin? O yılların bir daha geri gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyorsan bana bak. O çok özel biri. Eminim öyledir. Bir daha onun gibisini bulamayacağını mı sanıyorsun? Merak etme, bulursun. Şunu unutma. Hiç kimse eşsiz değildir. Sadece zaman eşsizdir. Ya. Neyimiz var? Hocam apartmanda patlama olmuş. Sebebi tam olarak belli değil. 4 yaralı var. Bazıları çok ağır. Ela, seninle bir ara konuşmamız lazım. Annen İstanbul'a gelmek istiyor. Seni görmek için. Ela, acele et. Hocam bazen zamanlama anlayışınız beni gerçekten dehşete düşürüyor. Füsun Akçay, 34 yaşında kadın. Karnında açık yaralar ve başındaki cilt kesisinden kafatasında ele gelen çökme kırığı var. Ve vücudunun %40'ı 3. derece yanık. Tamam, onu ben tomografiye götürüyorum. Ameliyathane hazır olsun. Levent'e çağrı çekin. Fikret, sen de diğerlerini görevlendir. Tamam hocam, Zeynep sen hocayla gidiyorsun. Tamam hocam. Karım. Karım başka bir ambulansla gelecekti. Getirmediler mi onu? Burada beyefendi. Tomografiden sonra hemen ameliyata alınacak. Peki nerede şu an? Getirmediler mi? Beyefendi yaralı mısınız? Hayır, yaralı değil. Tamam, tamam. Hasan sen beyefendiyle git. Sen gel benimle. ...18 aylık erkek bebek. Muhtemelen kafa travmasına bağlı yolda 3 kez fışkırır tarzda kusması olmuş. Evet. Kan basıncı ve nabız yüksek. Evet. Bebek patlamaya ne kadar yakındı? Biz onunla salondaydık. Annesi de mutfaktaydı. Gaz borusu mu patladı? Vallahi biz de ne olduğunu anlayamadık ki. Galiba fırın patladı. Tamam. Şimdi bebeğe birkaç tetkik yapmamız gerek. Söyle hemen tomografi hazırlasın. Çocuk cerrahisine de haber verin. Peki efendim. Ha, Bayan Asta tomografiden ameliyathaneye alınıyor. Ben Haldun Bey'le ameliyata giriyorum. Beni durumdan haberdar edin. Tamam Mehmet Bey. Evet Ela, durum nedir? Asım Koç. Merhaba Asım Bey. 60 yaşında, göğüs ve karnın üst bölgesinde 2 ve 3. derece yanıklar var. Yüz bölgesinde laserasyonlar ve muhtemel omuz kırığı var. Bir dakika önce spor sayfasını okuyordum. Birden ne olduysa oldu kendimi yerde buldum. Tavandaki delikten ekremlerin dairesi görünüyordu. Yanık bölgelerini antiseptik ılık suyla temizledikten sonra enfeksiyon riskini azaltmak için silver sulfadiazinle yaraları kaplayacağız.
Nekroze dokuları eksize ettikten sonra primer sütürle kapatırız diye dikiş setini de hazırlatıyorum. Ağrınız var mı? Bebekle annenin durumu nasıl? Biliyor musunuz? Aileden misiniz? Üst kat komşularım. Ama ailem gibidirler. Hadi Tibet. Hadi oğlum. Bak, bak burada hiçbir şey yok. Hadi, hadi ne olur ağlama artık. Neden ağlamayı kesmiyorsun? Gel bakalım Tibet. Hoppa! Koca oğlan mısın sen be? Canın mı yanıyor senin? Ha? Ağlama bakalım. Hocam, bebeğe bir koklar mısınız? Fikret Hanım, bebeğin tomografi sonuçları geldi. Levent Bey'e çağrı atayım mı? Hayır, o ameliyata ben bakarım. Hemşire. Ne görüyorsunuz? Akut bir şey görünmüyor. Yani bir şey yok mu, iyi mi? Evet. Ama birkaç test daha yapmamız gerek. Hemen laboratuvarla görüş, kan ve idrarda toksin için test yaptır. Toksin mi? Neden? Çünkü ben öyle söylüyorum Hasan Bey. Sen sadece dediğimi yap. Tabii. Al kızım şunu. Özür dilerim. Füsun'dan haber var mı? Komşum. Şu an ameliyatta Hasan Bey. Uf, kahretsin. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Tibet bebekleri harika bir şey ya. Her çocuk böyle sevimli olmuyor. Sizin çocuğunuz var mı doktor bey? Bildiğim kadarıyla yok. Evli de mi değilsiniz? Neyse ki değilim. Bu işi iyi düşünün. Sakın benim yaptığım gibi bütün hayatınız boyunca bekar kalmayın. İstediğin gibi bir hayatı çok kısa bir süre yaşayabiliyorsunuz. Sonra bir bakıyorsun, o günler gelip geçmiş ve bazı parçalar da eskimiş. Artık onun için ilaçlar var. Ama yalnızlığın ilacını hala bulamadılar. Haklısınız, onu bulamadılar. Burada çok hoş bayanlar var doktor. Mesela Sakar doktor kızımız. Çok güzel, çok hoş. Sakar kızımız sahip Lazım Bey. Yakında evleniyor. Oo, tebrik ederim. Sağ olun. Fikret Hanım. Laboratuvar sonuçları mı? Yalnız şu çok anormal değil mi? Burada kal ve sakın odadan ayrılma. Bu adamla çocuğu yalnız bırakmayacaksın. Hadi benim canım oğlum, ağlama artık. Ağlama. Bak, bak çok üzülüyor baba. Ben alayım isterseniz. Alayım. Hop. Arkadaşlar, sizi birazdan göreceğiniz şeyi hazırlamam lazım. Bu hastanın muhtemelen bir daha göremeyeceğiniz kadar nadir bir hastalığı var. FOP. Fibrodisplasia ossificans progressiva mı Levent Bey? Evet. Kasların kemiğe dönüşmesine sebep olan genetik bir hastalık. İnsanı canlı bir heykele dönüştürüyor. O yüzden hem bir şeyler öğrenmeye hem de gözünüzü hastaya dikmemeye çalışın. Hadi bakalım, buyurun hocam. 2-3. Teşekkürler.
Eğer asistansanız geride durun. Aslı, nazik olur musun kızım? Bakın, annemin ellerinde ve yüzünde hala hareket var. Mümkünse öyle kalmasını istiyorum. Onun için lütfen dikkatli olun. Muayene esnasında fazla sert dokunur ya da kazara çarparsanız... bulunmaması gereken bir yerde kemik oluşmasına sebep olursunuz. O yüzden kaza olmamalı. Evet. Onunla ilgilenirken bunu aklınızda tutun. Bence sadece grip oldum. Ama gelmem için kızım ısrar etti. Sabah kan kustu. Sürekli ağrı kesici alıyor. Ve sırtında yeni kemik oluşumu var. Son kaldığı hastanedeki bir asistan sayesinde. Hastalığınızın bir alevlenme dönemi yaşadığı ortada. Ama beni asıl endişelendiren kusmalar. Ne olduğunu görmek için bir tomografi çekeceğiz. Bunu siz mi yaptınız? Annem yaptı. Ben eskiden yapardım. Artık yapamıyorum. Yapıyorsun anneciğim. Bunu birlikte yaptık. Annem aktif olduğunda hastalığı daha az alevleniyor. Hem bu hobi onu mutlu ediyor, rahatlatıyor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hastayı tomografiye alalım arkadaşlar. Tamam hocam. Evet Hasan ve Zeynep, vaka sizin. Hocam ben? Dünkü şovundan çok etkilendik ama müsaade edersen arkadaşlarına da biraz doktor olma fırsatı verelim Zenan. Lale Hanım, hiç kımıldamadan yapmanız gerekiyor. Bakalım başarabilecek miyim? Özür dilerim Lale Hanım. Ömer'in hemşiresiyle konuştum. Bir şey olursa önce bana haber verecek. Böylece gün içinde sürekli onu kontrol etmek zorunda kalmayacağım. Manyaksın sen. Kesin kovulacaksın. Aa, şuna bak. Allah Allah. Levent Bey'in bunu görmesi lazım. Lale Hanım, beyninizin arka kısmında bir iç kanama var. Muhtemelen aldığınız anti-enflamatuar ilaçlardan kaynaklanıyor. Ameliyat gerektiriyor mu? Biliyorsunuz, bu söz konusu bile olamaz. Herhangi bir ameliyatın faydadan çok zarar vereceği ortada. Yapabileceğimiz tek şey... kafanızın arkasından stereotaksi uygulayarak... girip kanayan bölgeyi embolize etmek. Bu daha mı azledileyici? Mümkün olduğunca daha az. Ama sizin durumunuzda bu bile büyük risk. 41 yaşındayım. FOP hastalarının çoğu 45'ine varamıyor bile. Ellerimle, mimiklerimden başka hareket ettirebildiğim yanım kalmadı. Pek yakında onları da kaybedeceğim. Ameliyatı reddedersem ne olur? Bir iki gün içinde kanamadan ölürsünüz. Bu acı verir mi? Anne sus. Tamam mı? Aslı lütfen. Bırak da düşüneyim. Bu zamana kadar sağ kalabilmenin sebebi tedavi planımızın işe yaraması. Bu da işe yarayacak. Yapalım. Bunu hasarsız atlatabileceğinden emin değilim. Aslı ne güzel oldu değil mi canım? Evet. Bunu böyle koyalım. Tamam. İster misin? (Gülüyor)
Vay, bayağı ilerlemiş. Aylardır üstünde çalışıyoruz. Tabii aslında kızım yapıyor. Ben sadece parçaları tutuyorum. Bir de gülümsüyorum. Gülümsemek az bir iş değil. Hele bazı insanlar için en zor şeylerden biridir. Stereo taksi için kan almamız lazım. Hı hı. Ama dikkatli ol. Sadece şu damarı kullanabilirsin. Tamam. Sen devam et Hasan. Ben hemen döneceğim. Nereye? Neyse boş ver. Dikkatli olun dedim size. Affedersiniz. Tamam, sorun değil. Hayır anne, sorun. Böyle sakarsa senden kan falan alamaz. Aslıcığım, çocuk sadece işini yapıyor. Peki, yapamıyor ama. Gidip bir hemşire bulacağım. Tecrübeli bir hemşire. Aslıcığım, beni bir dinler misin yavrum? Hayır anne, sana dokunmasına izin verme. Ne kadar dikkatli olursak o kadar iyi. Annemin kanını almayacaksın. Kusura bakmayın ne olur. Bütün hayatını benle doldurdun. Artık kendi hayatı kalmadı. Lale Hanım. Bak. Öleceğimi biliyorum. Belki bugün değil. Ama yakında öleceğim. Aslı konuşmama izin vermiyor. Ama konuşmaya çok bir ihtiyacım var. Sadece konuşmaya. Ben iyi bir dinleyici sayılırım Lale Hanım. Eğer isterseniz benimle konuşabilirsiniz. Tek perhol açıp flekserle kraniyektomiyi genişleteceğiz. Bisturi. Bisturi. Panset. Panset. Yüzük ve küçük parmağımda hissizlik oluşmaya başladı. Köprücük siniri atar damarında anevrizma var. Yapılabilecekleri biliyorsun sen de. Birkaç gün bekleyeceğiz. Belki anevrizma büyümez. Evet. Evet ama bu büyüklükte kalırsa da çok fazla hasar verir. Oraya girip onaracağız ve sinirlere yaptığı baskıyı azaltacağız. Ama bu ameliyatta sinirlere zarar verebilir. Evet. Ve kolum fonksiyonlarını yitirebilir. Evet. Bunu yapabilir misin? Bunun için yeterince iyi olup olmadığımı mı soruyorsun yani? Galiba öyleyim. Ama emin değilsin. Evet, emin değilim. O zaman ne yapmalıyım? Sen böyle sorular sormazdın. Senin de cevap veremediğin olmazdı.
Bu hastanede saklanacak bir yer yok galiba. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Doğru cevabı bulamıyorum. Yeğenimin kanseri nüksetti. Daha 18 yaşında ve ölecek. Çok üzgünüm. Suat onurlu ve iyi bir adam. Yani ameliyathanede son derece hırslı ve kibirli ama aslında çok iyi biri. Ona saygı duyuyorum. O bu ülkenin en iyi kalp cerrahlarından biri. Ve söz konusu olan onun eli. Benim en ufak bir hatam onun cerrahlığına mal olacak. Bunu yapamam ben. Onun sorumluluğunu üstlenemem ben. Suat iyi ve onurlu bir adam. Tıpkı senin gibi. Ama sen de kaçamayacak kadar fazla iyi ve onurlusun. Suat Bey, iyi misiniz? İstediğiniz bir şey var mı? Hayır. Teşekkürler. Emin misiniz? Biraz daha morfin. Ve Zeran. Pekala. Birazdan hepsi burada olacak. Zenan nerede peki? Benim yalaka asistanlarım nerede? Efendim? Peşimden ayrılmayan, her saniye bir ameliyat kapabilmek için yalvar yakar etrafında dolanan asistanlarım. Nerede bunlar? Niye buz ya da morfin getirmek için burada değiller? Nedense bana bu konuda bir şeyler biliyor musunuz gibi geliyor Suat Bey. Fikret, ben bir hastayım. Suat Bey, asistanlarımla ne yapıyorsunuz siz? Ne dediğimi duymadınız mı? Hastadan uzaklaşın dedim. Yapamam. Kalbini pompalamak zorundayım. Hilal, Zeynep'in yerine geç. Peki. Zeynep, burada işim bitti. Bu odadan çıkmanı istiyorum derhal. Zeynep Hanım. Hayır. Dokunma bana. Hilal, sen burada kal. Ve Zeynep izin verirse yardım et. Siz ikiniz dışarı. Ömer'e ne oldu? Cevap verin! Livat kablosu kesildi. Ne? Ne oldu? Livat kablosu kesildi ve durumu kötüleşti. Ve Ömer kalp nakli listesinde başa yükselmiş oldu. Kendi ellerinizle bilerek ve isteyerek hastayı komplikasyona mı soktunuz? Hastaya kalp alabilmek için onu ölüme mi sürüklediniz? Mantıklı düşünme yeteneğinize ne oldu sizin? Zarar vermeyeceksin ilkesine ne oldu? Ahlaklı davranma, etik olma, ha? Siz
Zeynep'e yardım edecek kadar aklınızı mı kaybettiniz siz? Hocam, biz... Sus! Konuşmak yok. Kimse konuşmayacak. Mahkemede tanıklık etmemi gerektirecek hiçbir detayı bilmek istemiyorum. Ben... Tek kelime bile yok. Livat kablosunu kesmişler. Allah'ım. Konuşmak yok dedim. Ben bir şey söylemedim. Kıpırdamak da yok. Suat seni soruyordu, git. Test yaptırdınız değil mi? Bir soru sordum, bana cevap ver. Evet, yaptırdık. Hemen bana laboratuvar sonuçlarını getir ve yolda sakın kimseyle konuşma. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Gerçekten sağlıklı bir insan gibi hissediyorum. Livat kablosunu kendim kestim Fikret Hanım. Biraz yaramazlık yaptım. Tamamen tek başıma. Şşş. Bunun için gücün yok. Lütfen enerjini yalan söylemek için harcama. Fikret Hanım. Kesinlikle konuşmak yok demiştim. Umurumda değil. Ömer kalbi alacak değil mi? Raporları imzalayıp nakil koordinatörüyle konuşacaksınız değil mi? Tahliller hocam. Gördünüz mü? Bun ve kreatinin değerleri artıyor. Oksijen satürasyonu da düşük. Akciğer ödeme olduğu kesin. Nakil listesinin en üstüne çıkmaya hak kazandı. Merkez kalbi ona verecek. Sadece aramanız gerek. Zeynep Öztürk. Ben doktorlardan tıbbi tavsiye alırım. Sense bir ziyaretçisin. Ne? Şu andan itibaren bu hastanede sen sadece bir ziyaretçisin. Ben tersini söyleyene kadar bu hastanede doktorluk yapmayacaksın. Hilal. Kalp pompasını Zeynep'ten al. Ama Ömer kalbi alacak değil mi? Götürebiliriz. Peki hocam. Hocam, size farazi bir soru sormam gerek. Bunu başka zaman yapamaz mıyız? Eğer biri bir kalp nakli adayının durumunu kötüleştirmek için onu Livat'tan ayırırsa ve hasta nakil listesinin en üstüne çıkarsa, tabii varsayım. Fikret, bir şeyler döndüğü belli. Neler oluyor söyler misin? İnanın bana hocam, bunun bir varsayım olarak kalmasını istersiniz. Çünkü böyle bir şey gerçekten olsaydı göreviniz bunu rapor etmenizi gerektirirdi. Ve bu da hocam, hastanenin organ nakli belgelerini kaybetme tehlikesi yaratırdı. Varsayım, öyle mi? Varsayım. Hastanın durumu bilerek ve kasten kötüleştirildiyse ona kalp vermek etik dışı bir hareket olabilir. Ama öte yandan tıbbi olarak durumunun kötüleşmesi hastayı gerçekten nakil listesinin en üstüne çıkardı. Yani varsayalım öyle oldu. Hastanın durumu ne kadar kötü? Yeni bir livat sağlanana kadar ölmüş olacak. Bizim sorumluluğumuz hastaya karşı. Eğer tıbbi olarak listenin başındaysa o zaman kalbi alması gerek. Tabii varsayımsal olarak. Teşekkürler hocam. Varsayımları bir yana bırakırsak... Hastayı Livat'tan kim ayırdıysa bilmek istiyorum Fikret. Ve bunun cezası çok ama çok ağır olacak.
Evet hocam. Balık tutmayı sever misin? Ben balık tutmam. Ama balık tutmak ameliyat yapmaktan daha eğlencelidir. Şu anda elim %80 çalışır durumda. %80 yeterli değil. En azından senin gibi başarılı bir cerrah için. Suat, bu ameliyatı olmalısın. Levent. Bana teşekkür etmek zorunda değilsin. Eminim bu iyiliği bir gün geri ödersin. Beni öldürmemeye çalış diyecektim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tamam. Sol karıncayı aşırı şekilde büyümüş. Bu kalple bir saat bile dayanamazdı. Evet, dayanamazdı. Tamam. Şimdi anevrizmayı brakiyel plexus'tan uzaklaştırmaya çalışacağım. Clamp. Periferik arterden nabız alamıyorum. Sistolik basınç 80'e düştü. Damar sinir paketine zarar mı verdik acaba? Aktif bir kanamamız yok. Sinirlerde de kopukluk göremiyorum. Eline refleks testi yapalım. Peki. O zaman sinire uyarı verelim. Bir şey yok. Tamam. Tekrar deneyin. Yok. Bu hiç mantıklı değil. Sinirleri koparsaydım bilirdim. Levent. Felç mi oldu? Uyandırıp test yapacağım. Levent! Kalıcı zarar verip vermediğimi anlamama yardım edebilecek sadece tek kişi var. O da Suat. Eğer sinirlerde bir kesi oluştuysa bunu anastomozla tamir edebilirim. Bugün çok fazla travma yaşadı. Asıl travmayı ona kolunun felç olduğunu söylemek zorunda kalırsam yaşayacak. Ben de bunu engellemeye çalışıyorum. Gestapo bize çocuk gibi davranıyor. Cezalı çocuklar gibi bir kenarda oturuyoruz. Cezalıyız zaten. Yaptığımız şey ceza almamızı gerektiriyordu. Bu yüzden asistanlıktan atılabileceğimizin farkındasınız değil mi? Biz değil. Ben. Bunu ben yaptım. Ben. Belki de sen haklıydın. Belki de kaçmalıydım. Ama birinden kaçmaktansa ona doğru koşmayı tercih ederim. Senem, Levent seni istiyor. Suat'ın ameliyatı için mi? Evet, acele et. Ben yapamam. Ben cezalıyım. Cezan şu anda sona erdi. Sana ihtiyacımız var, hadi. Peki hocam. Ömer bana
Evlen benimle dedi, değil mi? Ha? Dedi, değil mi? Bu gerçekten oldu mu? Gerçekten oldu. Boş ver her şeyi. Gidip Ömer'i kontrol edeceğim. Yanması ne kadar zamandır? Henüz bilincini kazanmadı ama az kaldı. Neredeyse uyanacak. Tamam. Zenan, bunu sen yapacaksın. Özür dilerim. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Uyandığı zaman aklı karışmış olacak ve muhtemelen solunum tüpünü çıkarmaya çalışacak. Kolunu uyuşturamayız. Çünkü parmaklarını hareket ettirmesi gerek. Çok acı çekecek. Onun odaklanmasını sağlamanı istiyoruz, tamam mı? Tamam. Evet. Hadi onu uyandıralım. Sakinleştir onu Zenan. Göstergelere dikkat edin. Zenan sakinleştir onu. Zenan bir şeyler yap. Yüzüne bak. Onu sakinleştirmek zorundasın. Konuş onunla Zenan. Senan. Zenan şuraya geç. Zenan. Senan. Senan dön arkanı ve buraya gel. Senan yüzünü dön. Senan konuş onunla, dön buraya. Senan. Onu aşağıda tutun. Sabit tutun. Zenan. Portekü. Mükemmel bir iş çıkardınız Alev Hanım. Zor kısma yeni geliyoruz. Hadi bakalım. Bypass'tan çıkarın. Bakalım kalbi kendi kendine atacak mı? Bir şey yok. Peki. Hadi Ömer. Hadi benim için at. Senan! Senan! Hocam kovru aşağıda tutun. Senan! Senan buraya bak! Senan! Senan konuş onunla! Senan! Senan gel buraya ve onunla. Konuş onunla! Tamam ben yapacağım. Suat! Suat! Suat bana bak! Suat! Tam buraya. Dinle. Dinle, sakin ol. Dinle, bir komplikasyon var ama düzeltebiliriz. Sağ tarafındaki parmaklarını hareket ettirmen gerekiyor. Bunu yapabilir misin? Bak bana, bunu yapabilir misin? Sağ elindeki parmaklar, tamam mı? Biliyorum Suat. Hadi bunu yapabileceğimizi biliyorum. Sen ve ben. Bunu yapabiliriz. Tamam. Dikkatini topla. Dikkatini topla. Şimdi sağ elinin parmaklarını hareket ettirmeni istiyorum, tamam mı? Hadi Suat, yapabilirsin. Parmaklarını oynat. Suat, şimdi hareket ettir. Hadi Suat. Hadi Suat, bunu yapabilirsin. Parmaklarını oynat, hadi. Konuşmuyorlar. Evet hocam, kenetlendiler. Artık bir cevap istiyorum. Birileri bu işin sorumluluğunu üstlenmeli. Kimin yaptığını düşündüğümü söyleyebilirim hocam. Ama sadece onlar gerçeği biliyor. Her biriyle ayrı ayrı konuşmak istiyorum. Dirençlerini kıracağım. Peki hocam. Ha. Parti elbisen var mı? Gece elbisesi mi ne diyorlar işte, öyle bir şey. Efendim? Ben partiye gidiyorum. Eğer ben gitmek zorundaysam herkes partiye gitmek zorundadır. Bakın hocam, ben yetişkin bir kadınım. Kimse beni zorla partiye götüremez.
Herkes partiye gidecek. Herkes. Ne partisi Adem Bey? Yeğenimin doğum günü kutlaması. Sen de geleceksin. Hepiniz geleceksiniz. Ayça'nın doğum günü partisinde siyahı kullanmışlardı ve yanıp sönen ışıkları. Evet hatırladım. Herkes gül yabani gibi görünüyordu. Biz de her yeri beyaz yaparız. Bir dergide görmüştüm. Beyaz parti. Bilmiyorum. Buse de partisinde beyaz kullanmıştı. Ama 45 dakikadır balon rengini bile seçemediniz. Çünkü en önemli şey renkler. Renkler kötü olursa her şey kötü olur. Kriz mi geçiriyorsun? Kriz geçirmek beni bu işten kurtarabilir mi? Kriz geçirmek 45 dakika hangi renk balon alacağımıza karar vermeye çalışmaktan çok daha iyidir. Hatırlatırım. Hande başhekimin yeğeni. Bizi yargılamayın. Kanserden ölmek üzere olan arkadaşımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Renkler çok önemli. Sizin için olmayabilir ama bizim için önemli. Hocam, rahatsız etmek istemezdim. Ne var? Bu sefer ne yaptınız? Sorun ne? Sorun renkler, balonlar. Deniz teması mı yaratsak yoksa cennet teması mı? A80'ler partisi yapalım. Hayır, kostümlü balo yapalım. Her şey pembe olsun. Hayır, hayır, siyah olsun. Yoksa gökkuşağın bütün renkleri mi olsa? Yani söylemek istediği hocam, bu ergen kızlarla bizim için konuşursanız çok 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 mutlu olacağız hocam. Ve beyaz. Hem sihirli hem de gizemli. İstanbul Moda Fuarı'nı gezmiş miydiniz kızlar? Bütün arka plan gümüş ve beyazdı. Ayrıca ne renk elbise giyerseniz giyin çok iyi durur. Gümüş ve beyaz bu sene in. İn? İn. Bana güzel geldi. Bana da. Hasan, gümüş rengi ve beyaz 500 balon al. 100 tane de siyah ama mat olmasın, parlak siyah. Ha Zenan, Hande ile ilgilen, mutlu olmasını, moralinin yüksek olmasını sağla. Ayakkabılarının, elbisesinin, makyajının hazır olduğuna emin ol. Ela, Sevda hemşireyle git, onunla birlikte giriş katını parti alanı olarak kullanabileceğimizden emin ol. Hayır, hayır. Hayır, bana bu şekilde bakmayın. Hastanenin lisansı iptal edilebilirdi. Neredeyse bir hastayı öldürüyordunuz. Cerrahi şefinize ve bana yalan söylediniz. Yani hala kariyerinizin kaderi belli değil. Şimdi bu balığı yapacağız ve doğru şekilde yapacağız. Hadi bakalım, hadi kıpırdayın. Gidip Suat'ın durumuna bakacak mısın? Peki. Biraz daha çabalayıp Suat hakkında konuşmana yardımcı olabilirim. Ya da bencil ve histerik olup kendi sorunlarımdan bahsedebilirim. Hangisini istersin? Bencil ve histerik olanından alayım. Mert. Ne olmuş Mert'im? Bana karşı hala bir şeyler hissettiğini itiraf etti. Levent o kıskançlığında haklıydı demiyorum ama Mert'in bana ilgisini bir şekilde hissetmiş demek ki. Hastaneden giderse çok rahatlayacağım. Fena bir çocuğa benzemiyor aslında. Tamam canım, kızma. Hem sen evleniyorsun sonuçta. Peki sevgiliyken nasıldı? Sadık mıydı mesela? Zena! Merak ettim sadece. Ya merak falan etmedin. Ne düşündüğünü biliyorum. Ama kurtul şu paranoyadan. Levent beni aldatmıyor. Biz burada balon şişirirken birinci ameliyathanede acil apendektomi yapılıyor. Tamam. Dünden beri sana iki mesaj attım.
Ama ne cevap yazdın, ne de aradın. Sabahtan beri bankoya doğramadın. Hiç zamanım olmadı. Dün gece bir sürü şey oldu. Evet, duydum. Herkes bunu konuşuyor. Tam olarak ne oldu peki? Ne olduğunu söyleyemem. Ama zor saatler geçirdik. Ömer'e bulunan kalple ilgili bir şeyler olmuş galiba, değil mi? Kusura bakma, bu konuda konuşamam. Gerçekten. Benimle de mi konuşamazsın? Onlar da ekip arkadaşlarım. Ve konuşmamak için sözleştik. Benimle partiye gelmek ister misin? Hayır Hasan. Seninle partiye falan gitmek istemem. Kızdı galiba. Kendi bilir. Allah! Anam! Çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Sen de öyle. Bize katılacak mısın? Evet. Ama önce Ömer'i göreceğim. Elbisemi de göstereceğim. Haldun Bey'e gitmemi isteyip istemeyeceğinizi bilemedim. Nerede o? İçeride onunla beraber. Kaşmaya meyilliydi. Dikişlerde oluşan bir kan pıhtısı. Beyne gitti. Sadece bir saniye sürdü. Zeynep. Doktor Alev ameliyatta harika bir iş çıkardı. Neden bilmiyorum. Kan pıhtıları hiç aklıma gelmedi. Bir şey yoktu. Elbisemi 3 kere değiştirdim. Ona güzel görünmek istedim. Daha önce gelebilirdim. Ama ne giyeceğime karar veremedim. Zeynep, burada olmamalıyız. Zeynep, yapmaları gereken şey onu buradan almalılar. Onu morga götürecekler.
Benden alıp morga götürecekler. Burada kalamazsın. İstediğini biliyorum. Lütfen. Lütfen sadece dışarı çıkın. Ömer'le yalnız kalmak istiyorum. Zeynep. O artık Ömer değil. Kapa çeneni. Zeynep, o Ömer değil. Kalbi atmayı bıraktığı andan itibaren Ömer olmayı bıraktı. Onu sevdiğini biliyorum. Ama o da seni sevdi. Ve seni bu kadar seven bir adam kendine bunu yapmanı istemezdi. Çünkü o Ömer değil. Artık değil. Bir saat önce evlenme teklif ediyordu. Sadece bir saat önce. Şimdi morga gidiyorum. Saçma değil. Bu hayatında duyduğum en saçma şey değil mi? Söyle ne oldu bize, nasıl ihanet ettin sözümüze. Ah kalbim, sevme iyi gelmez bize. Biraz çeksek bile çıkarız biz düze. Onu bir daha görmeyi inan istemezsin. Sana da acı verir bu son halim. Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin. Ama şimdi başka renkte bakıyor gözlerim. Fikret'in asistanlarını gördün mü? Ela, Zenan, özellikle Zeynep'i görmeliyim. Sevda biraz önce Ela'yı çağırdı. İşte geliyorlar. Ayrılıyorum.
Ödemene gerek yok demiştin. Ama borçlu kalmak istemedim. Bilmeni isterim. Yaşadıklarımız benim için çok özel. O gece çok özeldi. Sen çok özelsin. Konuşmamız gerek. Ela, beni dinlemelisin. Dinlemeyeceğim. Ela! Bazı şeyler vardır, affedilmiyor. Ela. Aşk ihanetle bir evde kalamıyor. Bıçak gibi kestin bağlarımı. Söyle, uçurumdan atlayan dönebilir mi? Söyle, kanadı kırk yerden kırılmış uçabilir mi? Söyle, bu aşktan ne kaldı ki geriye? Yaptığının ne kadarı sığıyor sevgiye? Bazen acı o kadar kuvvetli bir dalga olarak gelir ki sizi öldürmesinden korkarsınız. Kaçmak istersiniz ama kaçamazsınız. Acı gelir, sizi yakalar, paramparça eder ve her bir parçanız uzaklara savrulur. En kötüsü canınızı bu kadar fena sadece tek bir kişi yakabilir. En sevdiğiniz. Ona bakarsınız ve bunu size neden yaptığını anlayamazsınız. Size nasıl kıyabildiğini, böyle bir cehennemin ortasına nasıl atabildiğini bulamazsınız. Beni bekleyeceğini biliyordum. Senin için değil, sırrı öğrenmek için bekledim. Hadi ya, lütfen söyle. Sensin. Tüm renkleri taşıyıp hiçbir olmayan. Her şeysin. Ama hiç kimseye benzemeyen. Benimsin.
yakınıma bile yaklaşma. Unut beni, unuttum gibi seni. Unut ki beni, yanındakini aldatma. Giden kaybeden gittin kaybeden. Ela! Levent aşağıda berbat görünüyor. Bir şey oldu galiba. Ben yatıyorum. Ela! Levent geldi diyorum. Onu görmek istemiyorum. E küs müsünüz? Ela uyumuş. Uyumuyor. Uyumadığını biliyorum. Yukarı çıkacağım ben. Evet uyumuyor. Ama uyuyor dedirttiğine göre şu an sizi görmek istemiyor Levent Bey. Bak, o senin düşüncelerine önem verir. Gördüğün gibi benimle konuşmuyor ve beni dinlemek zorunda. Ya Levent Bey! Ela! Saat gecenin ikisi Levent Bey. Bana bey deme, bana öyle bakma. Saatin de, çılgınca davrandığımın da farkındayım. Ama sevdiğim kadınla konuşmak zorundayım ve bana başka yol bırakmadı. Bir haftadır seninle konuşmadım. Sana dokunmadım. Bana aşkla baktığını görmedim. Sadece bir hafta. Ve şimdiden tükendim. Nefes alamıyorum. Konuşmak istiyorum Ela. Lütfen. Ben istemiyorum. Seninle konuşmak, seninle kavga etmek, sana hesap sormak, kızmak, bağırmak istemiyorum. Seni tanımıyorum bile. Saçmalama Ela, beni tanıyorsun. Beni dünyadaki herkesten iyi tanıyorsun sen. Benim tanıdığım adam asla böyle bir şey yapmazdı. Beni aldatmayacağından, üstelik gözünün önündeki bir kadınla bunu yapmayacağından emindim. Beni bu kadar küçük düşürmezsin sanıyordum. O gece ayrıydık biz. Tek bir aptallık. Ve ayrıydık. Yani... Sadece 3 gün ayrı kaldık. Bence bu başka kadınlarla düşüp kalkmak için biraz kısa bir süre. Beni aldattığını sanıyordum. Bir yalanın içinde yaşadığımı sanmıştım. Sen tanıdığım Ela olamazdın. Tıpkı senin şimdi hissettiğin gibi hissediyordum. Ama ben kendimi başka erkeklerin kollarına atmıyorum. Sevdiğini biliyorum. Sadece zamana ihtiyacımız var. Aslında aldatmak sayılmaz. Ayrıymışsınız. Sen yorum yapma. Nasıl öğrendin? Bir haftadır neden hiçbir şey söylemedin? Suat'la ilgilenmekten dünyamı göremedim. Yoksa sendeki durgunluğu çözerdim ben. Sağ ol. Ne için? Sana söylemiştim demediğim için. Oysa söylemiştim. Arslan da söylemişti. Bu yüzden mi sakladın? Sana söylemiştim derim diye mi? Ben inanmamıştım ama haklıymışsınız. Levent beni aldatıyormuş. Demesi kolay mı sanıyorsun? Bu kadar aptal olduğumu kabullenmek kolay mı sanıyorsun? Herkes evlenmemizi beklerken bitti demek kolay mı? Sen güçlüsün. Bir haftadır bunu sessizce taşımak güç ister. Güçlüsün ve atlatacaksın. Neden kabullenmek istemedin? Neden beni aptal yerine koymasına izin verdin? Ben nasıl bu hale geldim Senan?
Aşk bizi şapşala çevirdi. Ben de Suat için bana yakışmayan çok şey yaptım. Bebeğin durumu stabil. Serra nasıl? Bugün de bir gelişme yok mu? Bunu kabullenmenin çok güç olduğunu biliyorum. Ama ne kadar zaman geçse de Serra geri dönmeyecek. Bu beklentide olursanız çok yıpranırsınız. Aklım almıyor ki. Almıyor işte. Kızım burada yanımda uzanmış. Karnındaki bebeğin kalp atışlarını duyuyoruz. Ama siz onu ölü diyorsunuz. Aklım almıyor işte. Haklısınız. Bedeni burada ve bunu kavramak çok güç. Koma ya da bitkisel hayat gibi görünüyor. Ama beyin ölümü kesinlikle geri dönüşü olmayan bir durum. Ne düşüneceğimizi, ne yapacağımızı şaşırdık. Onunla vedalaşmalısınız. Merhaba Jülide Hanım. Jülide deyin efendim. Ben de aileyi kontrole geliyordum. Nasıllar? Hala durumu kabullenmekte zorlanıyorlar. Kolay değil. Acilde yaralı bir hastam var. Batında rebound pozitif ve daha önceden polikistik over tanısıyla takipli hasta. Tamam. Hemen bir kadın doğum uzmanının bakması gerekiyor. Tamam, birazdan haber veririm. Birazdan değil, hemen. Hastam bekleyemez. Ela Hanım, Beşizler'in doğumunda bir sorun çıktı. Herkes ameliyathanede. Ben boştayım. Yani yardımcı olabilirim tabii eğer... Hiçbir sakıncası yok, tabii ki sevinirim. Merhaba, ben Jülide. Merhaba Jülide Hanım, gidelim mi? Hı-hı. Douglas boşluğunda minimal mahi var. Bu da hemogram sonuçları. Tansiyon takipleri nasıl? 130'a 75. Nabız 70. Sonuçlar kötü galiba. Muhtemelen daha önceden var olan kistlerdeki patlamaya bağlı karın içi boşluğunda sıvı mevcut. Ciddi bir durum ama şu anda acil ameliyat gerektirmiyor. Yakın takibimiz altında olacaksın. İlk teşhis konduğunda hormon tedavisine başlamışlardı ama hata bende. Tedaviye uymadım. Hemogram takibi istiyorum. Bütün sonuçlardan haberim olsun. Eşine haber vereyim mi Burcu? Hayır, sakın. Seni bu kadar kızdıracak, ne yaptı böyle? Aldattı. Evleneli daha bir yıl bile olmadı ama o beni aldattı. Anlaşılan bütün erkekler aynı. Şimdi acildeki bütün eksiklerin listesini hemşirelerden almanı istiyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ela? Şu kız Burcu'ya çok benzemiyor mu? O zaten kaza geçirmiş. Ne? Merak etme, şu anda iyi. Burcu? Aa Mert! İnanmıyorum. Sen de mi buradasın? Geçmiş olsun ya. Ne oldu sana böyle? Boş ver. Uzun hikaye. Ama şimdi iyiyim. Son konuştuğumuzda yarın seni arayacağım demiştin. Ama üstünden tam 4 yıl geçti. Siz yeniden birlikte misiniz yoksa? Ben sizin birbiriniz için yaratıldığınızı biliyordum. Efsane aşıklar. Ela ve Mert. Ela. Dışarı gelir misin? Levent Bey, hastam var. Bu da hasta ile ilgili. Ne saçmalıyor o kız? Arkadaşım yaralı halde beklerken beni hesap sormak için mi çağırıyorsunuz? Arkadaşınsa ben niçin tanımıyorum? Benim sizden önce de bir hayatım vardı Levent Bey. Sizinle tanıştığım gün doğmadım. Levent Bey, Semih Bey'in MR'ını görmelisiniz. Omuriliğinde şüpheli lezyonlar var. Yeniden birlikte olmanızı isterdim. Sonsuz aşkla ilgili korkunç düşüncelerimi değiştirebilirdiniz. Ben de evlendim ama anında aldatıldım. Neler yapıyorsunuz? Evlendiniz mi? Ya da sevgiliniz var mı? Var. Ela, hastanenin en gözde cerrahıyla beraber. Mert de nişanlı. Mahi miktarında artış görünmüyor. Bu iyi haber.
Mert, artık gitmen lazım. Garip değil mi? Siz yıllar sonra burada karşılaşıyorsunuz. Ben kocamla kavga edip kendimi burada buluyorum. Belki de kader eski takımın bir araya gelmesini istiyordur. O zamanlar gece gündüz birlikteydik. Yıllarca görüşmeyeceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Mert, daha fazla burada kalamazsın. Hastane kurallarını biliyorum Ela. Öyleyse neden gitmemekte ısrar edip asistanı zor durumda bırakıyorsunuz? Beni durumdan haberdar edersen çok sevinirim. Burcu'nun solunumu rahat görünmüyor. Fikret Hanım göğüs röntgenlerini gördü mü? Hayır. Ama solunum sesinde azalma olduğu ve oksijen satürasyonu düştüğü için pnömotorakstan şüphelendi. Ve toraks BT de istedi. Şu anda tomografi odasında sonuçları değerlendiriyor. Tahmin ettiğim gibi. Sağ tarafta akciğere bası yapan pnömotoraksı var. Hemen toraks tüpü takmak için seti hazırlayayım. Hı hı. Mert. Merhaba. Seni almaya geldim. Mert, ben galiba... Biliyorum, bahane uyduracaksın. Ama Burcu yemekler yapmış ve bizi bekliyor. Ben gelirim demedim ki, bakarız dedim. İşte bu yüzden Burcu onu mutlaka getir dedi. Ya Mert. İtiraz yok. Hemen üstünü değiştir ve çıkalım gidelim. Yoksa geç kalacağız, hadi. Onunla git. Biraz hava almak iyidir. Tamam, peki. Gelsene, kapıda durma, öyle üşüyeceksin. Mert, gelsene. Merhaba. Zeynep yok mu? Ha, uyuyor. Hadi gel otur. Giderim tabii. Ne var ki? Kendimi eve mi kapatacaktım Levent Bey? Yok, hayır. Güçlü olacağım. Hayata tutunacağım ve seni unutacağım. Sen aileyle keyif çatarken çok düşündün değil mi beni? Tabii tabii. Eminim düşünmüşsündür. Hazırım ben. Ben hazırım. Çıkalım mı Mert? Çıkalım. İyi geceler. İyi geceler. Niye böyle yapıyorsun ki? Ne yapıyorum? Anlamadım. Neden Mert'le çıksın diye uğraştın? Çünkü dışarı çıkmaya ve değişikliğe ihtiyacı var. Ama Mert'le çıkması hiç iyi değil. Nedenmiş o? Çünkü Ela hala Levent'i seviyor. Sen böyle yaparak barışmalarını engelliyorsun. Sen delirdin mi? Levent onu aldattı. Hem de iğrenç biriyle ve iğrenç bir şekilde. Yani Ela ne yapacak? Bütün gün evde oturup boynuzlarını parlatarak Levent'i mi düşünecek? Yapma Zenan. O aldatma bile sayılmazdı. Levent aileyle olduğunda onlar ayrıydılar zaten. Evet, ayrıydılar. Ve şimdi de ayrılar. Bilmem farkında mısın? Teşekkür ederim Hatice. Burcu, eline sağlık. Hepsi çok güzel olmuş. Biraz daha yersem çatlayacağım herhalde. Afiyet olsun canım. Ne kadar güzel değil mi böyle tekrar beraber olmak? İnsan yıllar geçmemiş gibi hissediyor. İnsan sahibi olduklarını kaybetmemeli. Ne dostluklarını, ne de aşkı. Ne sakın ya. Bırak Allah aşkına Ela. Hatice temizler şimdi. Hatice! Daha demin buradaydı. Nereye gitti bu kız? Hatice! Hatice, neredesin ya? Kaç kez sana misafir varken ortadan kaybolma dedim. İkinize nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Yani siz olmasaydınız biz evliliğimizi kurtaramazdık. Bak, aynı hatayı tekrarlama şansın yok, biliyorsun değil mi? Hı hı. Çünkü Burcu aynı şeyi bir daha kaldıramaz. Evet.
Burcu? Burcu? Aşkım? Burcu ne oldu? Burcu? Aşkım neyin var? Burcu ne oldu, neyin var? Aşkım iyi misin? Burcu iyi misin? Aşkım neyin var söylesene, korkutma bizi. Burcu ne oldu söylesene, neyin var? Burcu neyin var? Burcu konuş lütfen. Burcu bir şey söyle, ne var? Ne var aşağıda? Burcu. Burcu aşağıda ne var? Allah Allah. Ne oldu ki anlamadım. Ela. Ölü galiba bu bebek. Yaşıyor. Yeni doğmuş. Onu hemen hastaneye götürmemiz lazım. İyi de onun burada ne işi var? Hatice. Hatice nerede? Hatice neredesin? Hatice kilo aldın deyip duruyorduk. O da evet abla çok şişmanladım diyordu. E aklımıza bile gelmedi ki. Evli barklı değil. Bir yere gittiği yok. Ablasından bize, bizden ablasına. Burcu Hanım. Burcu Hanım. Ne oldu Hatice'me? Kardeşin çocuk doğurdu Fikriye Hanım. Abo. Şişmanladım dediği gebelik miymiş? Dedi mi kimmiş babası? Yok söylemiyor. Ağzını bile açmıyor. Belliydi böyle bir şey getireceği başımıza. Nereden belliydi? Evden çıktığı yoktu. Gelin kardeşinizin yanına götüreyim sizi. Kendiniz sorarsınız orada. Buyurun. Beni suçlamasın sakın bunlar. Alırız başımıza belayı valla. Yok canım daha neler. Geç hanım, geç. Yaptın yapacağını. Yazıklar olsun sana. Kimdir babası? Kimden peydahladın o piçi? İnanamıyorum ya. Kız bize servis yaparken doğum başlamış. Ya gıkını çıkarmadan doğurmuş aşağıda. Korkunç bir şey bu. Gencecik kız. Üstelik ilk doğumu. O kadar sancı, o kadar kan revan. Korkudan ölmüştür herhalde. Hadi ver. Baba kimdir? Bırak şu inadı. Alsın baksın piçine. Biz bakacaktınız ya. Veriz bir yetimhaneye. Kız yolacağım saçlarını şimdi. Söylesene kimden peydahladın bunu? Burcu Hanım'ın kocası olmasın? Zaten tekin değil o herif. O mu kız? De bana. Değil. E kim olacak başka? Başkasını gördüğün mü var? Günahını almayın insanların. O değil diyorum size. E kimdir o zaman? O
dur. Ela Hanım, sizin getirdiğiniz hastanın odasında kavga çıktı. Boyu devrilsin onun. Kız niye söylemedin bana? Abla böyle böyle demedin. Ben ablanı kandırırım. Kardeşin beni yoldan çıkardı derim dedi. Çok utandım abla. Yerin dibine geçtim de çıkamadım oradan. Yıllar yılı koynumda yılan beslemişim. Irz düşmanı beslemişim. Bir daha evin kapısından giremez o. Zaten çalışan benim. Bütün apartman kapıcı diye beni biliyor. İş yaptığı mı var? Elinin ekmek tuttuğu mu var? Ne ağlıyorsun daha? Bebeme ağlarım. Günahsız yavruma. Ağlama kız. Kapı gibi ablan var senin. O çocuk bizim kanımızdır. Çalışır, çabalarız, bakarız. Korkma sen. Vermeyecek miyiz yetimhaneye? Anası var, teyzesi var. Ne yetimhanesi? Göğsünüz alınsa bile kanserin tekrarlamadığını tespit ettikten sonra estetik görünümü yenilemek için pek çok seçeneğimiz var. Tuzla dolu olanlar oldukça sık kullanılır. Ama silikon doğal bir görünüm ve his verir. Şu anda bunlarla uğraşamam. Sema, hadi ama sadece 2 saniyeni alır. Bence bu konuda senin fikrin benden daha önemli. Benim umurumda bile değil. Yeter ki sen iyi ol. Bence eşinizi dinlemelisiniz Nihat Bey. Hasan. Bence de haklı. Kesinlikle umursarsın. Fikret Hanım. Karımın nesi var? Ben üzgünüm, bildiğiniz gibi göğüs kanseri. Bunu biliyorum. Lütfen bana onun sorununun ne olduğunu söyleyin. Benimle konuşmuyor. Her şeyi denedim. Çok zor bir durum olduğunu biliyorum ama biz bunu birlikte atlatabiliriz, savaşabiliriz. Ama o Ali'ye bakmıyor bile. Ona ilgi göstermiyor. Ali annesini istiyor. O sadece İyi bir anneydi. Şu an öyle görünmediğini biliyorum ama gerçekten iyi bir anneydi. Sema Hanım için psikolojik yardım ayarlayabilirim. Psikolojik yardım değil, karımı istiyorum ben. Ameliyat olmak istemiyor. Lütfen ona bu ameliyatı olması gerektiğini söyler misiniz? Biri ona bunu söylemek zorunda. Bugün konferansta çok üzerine geldiler. Bazıları haklıydı, bazıları değil. Merhamet ve empati bu işin büyük bir parçası. Bilmeni isterim ki onların dedikleri umurumda değil. Bence anne olmak seni daha iyi bir doktor yapar. Hayatım, biraz Ali'yi tutar mısın lütfen? İstemiyorum. Sema, benimle konuşur musun? Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Ali'yi de götür buradan. Ağlamasına dayanamıyorum. Konuşacak kadar iyi hissetmiyorum. Uzun bir çalışma gününden sonra eve giderken tek düşündüğüm şey bebeğim olur. Bana kanserle savaşmamı söylemek için anneliğin kaçırdığım güzel yanlarından mı söz edeceksiniz?
Sonra eve girerim. Oğlum ağlıyordur. Yorgunumdur. Ve bu küçük bebeğin evimde olmasına çok içerlerim. O gelmeden önce çok sessiz olan evimde olmasına. Bunları bana neden anlatıyorsunuz? Nedenini söyleyeyim mi? Birincisi, oğlumu sakinleştirip susturamadığı için kocamla kavga ederim. Sonra yüksek sesle müzik dinledikleri için komşulara söylenirim ve gerçekten sinirlendiğim zamanlarda da oğlumu suçlarım. Bakın Sema Hanım, eğer emziriyor olmasaydınız göğsünüzdeki yumruğu süt bezesi sanmazdınız. Onu hisseder hissetmez doktora giderdiniz. Kanser bu kadar ilerlemiş olmazdı ve bu kararı vermek zorunda kalmazsınız, öyle değil mi? Nasıl bir anne kanser olduğu için kendi çocuğunu suçlar? İnsan olan bir anne. Bunalan bir anne. Eğer bu beni öldürecekse, Ali küçükken öldürmesi onun için daha kolay olmaz mı? Beni tanımadan ölmem onun için daha kolay olmaz mı? Şimdi ben sana kanserle savaşmanı ve olabildiğin kadar oğlunun yanında olmanı söylüyorum. Savaşmalısın. Ve bunu oğlun için, onu annesiz bırakmamak için yapmalısın. Çocuk bakıcılığı mı yapıyorsunuz? Evet, bebek bakıyorum. Profesyonellik dışı davranıyorum. Ve hislerime yenilerek hastama ve kocasına yalnız kalmaları için zaman verdim. Şimdi hemen buradan gitseniz sizin için iyi olur. Çünkü hormonlarımın delirmeye başladığını hissediyorum. Hocam, Sema Hanım karar verdi mi? Evet. Ameliyat olup göğsünü aldıracak. İyi. Sevindim. Ne var Hasan? Hocam, ben size bir şey söylemek istiyorum. Ne? Hocam, Zeynep kabloyu kestiğinde aslında ben... Biliyorum, senin hiçbir suçun yok. Orada bile değildin. Yani aslında pek öyle değil. Yani onunla telefonda konuştuğumuzda ben onun yanlış bir şey yapmak üzere olduğunu anlamıştım. Yani onu durdurabilirdim. Yani en azından sizi uyarabilirdim ve siz onu durdurabilirdiniz. Ama yapmadım. Yani bu olanlarda benim de suçum var. Size bunu söylemek istedim. Hasan. Teşekkür ederim. Konferansa geleceğini bilmiyordum. O elindekiler ne öyle? Ivır zıvır işte. Sen iyi misin? Evet, iyiyim. Bugün ameliyatın yok mu? Yani bana ihtiyacın olursa. Hayır, ameliyat yok. Sevda'ya ulaşabildin mi? Hayır, ulaşamıyorum. Cep telefonunu değiştirmiş. Hemşirelerden birinden ev telefonunu buldum ama o da cevap vermiyor. Sence ne yapmalıyım? Bu konudaki fikrimi biliyorsun. Onu rahat bırakmam gerektiğini düşünüyorsun. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. 34 bin
986 numaralı hastamız geçen ay yapılan kalp naklinin ardından oluşan bir komplikasyon sonucu eks oldu. Doktor Suat Birtan bu konuda bir sunum yapacak. Çocuklar 34.986. Ömer. 8 milyonla bizi buradan kaçıracak bir uçak almalıyız. Sonucuna göre ölüm nedeni sütür yerinden çıkan bir kan pıhtısı. Ve o pıhtının beyin sapı enfarktına sebep olması. Yani hastaneye göre ölüm nedeni bu, öyle mi? Bu hastanenin fikri değil. Bu gerçek. Gerçekten ölüm nedeni bu. Suat Bey. Buyurun. Bu hastanın neden organ nakline ihtiyaç duyduğuna geri dönersek. Livat bozulduğu için kalbin sol karıncığının bozulduğunu söylüyorsunuz. Kalbi artık iflas etme noktasına geldiği için sol karıncık zayıfladı. Suat Bey, hepimiz kablonun bir asistan tarafından kesildiğini biliyoruz. Hemen güvenli bir yere gitmek istiyorum. Arkadaşlar, bununla ilgili kanıtlar açık değil. Sizin için elbette açık değil. O sırada siz vurulmuş acil serviste yatıyordunuz. Neden olanları bize Fikret Hanım anlatmıyor? Bu vakadaki sorumlu doktor oydu. Hayır. Kayıtlara göre sorumlu bendim. Hayır. Sorumlu kişi bendim. Evet, Suat Bey tıbbi durumu özetledi. Bana bu konuyla ilgili bir şey sormak isteyen var mı? Fikret Hanım, kısa bir süre önce bebeğiniz oldu, öyle değil mi? Bunun konumuzla ne gibi bir ilgisi var? Hormon seviyenizdeki değişimle birlikte uyku ihtiyacınız ikiye katlandı. Bu bir insanın doğru kararlar vermesini etkileyecek bir faktör. Ben gayet iyi uyuyorum. Gerçekten mi? Çünkü bir hasta benim hatalı kararlarım sonucu ölse benim uykularım kaçardı. Hatırlatmakta fayda görüyorum. Burada bulunma amacımız birilerini suçlamak değil. Bu oturum, hastayla ilgilenenlerin hatalarını tartışmak ve buna benzer durumlarda gerekli önlemleri almak için yapılıyor. Ben Fikret Hanım'ın hatasını kabul ettiğini duyamadım. Neden onu hemen burada asmıyorlar? Ya da kafasına bir kurşun sıksınlar, olsun bitsin. Daha insancıl olur. Ayrıca olay sırasında asistanlarınızı hastanede deli gibi koşuşturuyorlardı. Tamamen tesadüf, değil mi? Soru için bekliyorum. Olay olurken siz neredeydiniz? Vurulma olayı vardı ve acil servis karma karışıktı. Acil servis her zaman karma karışıktır. Bu süre içinde onlara çağrı bıraktınız mı? Defalarca. Anlaşılan çağrılarınızı aldırmıyorlar. Neden otoritenize saygı göstermediklerini düşündünüz mü?
Bakın bu saçmalık. Fikret Hanım'ın otoritesi sorgulanacak bir şey değildir. Zenan Hanım, yerinize oturun. Başka sorusu olan. Neden geldin ki buraya? Ben biraz hava alacağım, sonra görüşürüz. Tamam, biz de birazdan geliriz. Oğlum burada ne işi var? Size soruyorum. Hocam, burada ne işi var? Durumu hiç iyi değil ve yalnız kalmaması gerek. İzin verirseniz bütün gün yanında durabilirim. Yani raporları yazarım, tahlillerle uğraşırım ve Zeynep'e göz kulak olurum. Pekala. Hocam, biz konferansta olanlar için çok üzgünüz. Biz... Hayır, hayır. Bunun için benden özür dilemeyin. İçinizi rahatlatmaya hakkınız yok. Benim de yok. Şimdi işe dönelim. Hasan, gözünü Zeynep'ten ayırma. Fikret Hanım, içeride olanlar kişisel değildi. Benim hormon seviyem hakkında konuşuluyorsa bu kişiseldir Ahmet Bey. Fikret Hanım, ben de her yerde sizi arıyorum. Dediğinizi yaptık, bir böreğine şeker koyunca Ali hepsini içti. Onu almak ister misiniz? Şu anda uygun değilim Nihat Bey. Karınızın tahlillerini görmem gerekiyor. Fikret Hanım, rica etsem eşimle konuşabilir misiniz? Biraz kötü durumda. Göğsünü aldırma konusunda pek emin değil. Sadece tümör alınabilir diye düşünüyor. Sizi dinleyeceğini zannediyorum. Bence yalnız siz onu ikna edebilirsiniz. Bakın, bunları konuşmak benim işim değil. Ama estetik cerrahımızı sizinle görüşmesi için birazdan yukarı yollarım. Sağ olun. İki bebeğin arasında 6 hafta olduğuna eminsiniz değil mi? Hı hı, testlere güvenebilirsiniz. Allah Allah. Ama Şule'nin hamile olduğunu öğrendiğimizde bile ben Anadolu'daydım. 2 ay İstanbul'a hiç gelmedim. Yani o sırada biz Şule ile aynı şehirlerde bile değildik. Yok, aralarında 6 hafta olması mümkün değil. Teknik olarak imkansız yani. Değil mi aşkım? Şule? 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 Sana söylemek istedim. Ama yapamadım. Çok utanıyordum Mehmet. Çok utanıyordum. Şule, öbür bebeğin babası benim değil mi? Söylesene, benim değil mi? Bere takmıştım ben. O kocaman kabanım vardı üstümde. Hiç davetkar değildim. Kadınsı bile değildim. Vallahi değildim Mehmet. Vallahi billahi ben davetkar değildim. Pazardan dönüyordum. Sadece pazara gitmiştim. Elimde torbalar vardı. Parktan geçeyim dedim. Yolu kısaltmak istemiştim. Yorulmuştum Mehmet. Ama ben hiç davetkar değildim. Sen... Tecavüze mi uğradın şöyle? Kimse yardım etmedi.
Kimse sesimi duymadı. Hiç kimse. Az önce hastamın tecavüze uğradığını öğrendik. İki rahminde iki bebek. Biri kocasından, biri tecavüzcüsünden. Korkunç bir şey. Ve istemeden de olsa benim yüzümden çıktı ortaya. En azından hiç kimse bir cerrah olarak yeteneklerinizi sorgulamıyor. Evet. Ne? Nasıl yani? Hanımlar, bir düğmeye ihtiyacım var. En sevdiğim gömleğimi giydim ve düğmesini kopardım. Düğmelerimle hep Nisa ilgilenirdi. Sevgili karım beni başhekimliği bırakmadığım için terk etti ve geri dönmedi. Siz güzel hanımlardan biri bu düğme olayıyla ilgilenirse... Çok üzgünüm. Uğraşmak zorunda olduğum iki rahim var. Ben yetenekli bir cerrahım hocam. Mesela düğmenizin apandisi alınacaksa hemen beni bulun. Ama düğmeniz sağlıklıysa maalesef. ...214 ameliyata girecek, dosyayı ver. Doktor bey, bana içeride neler olduğunu söyleyebilir misiniz? Gittiğini sanmıştım. Şule de gittiğini düşündü. Bak doktor, sindirmem gereken çok önemli bir şey var. Yani kızım... Benim küçük kızım artık benim küçük kızım değil. O iğrenç bir tecavüzcünün... Bak, Şule orada çıldırmış durumda. Çünkü sen onu bırakıp gittin. Hadi. Şule'nin iyi olup olmadığını söyle doktor. Ne olur. Prematüre doğum yapacak. Jülide Hanım acil sezaryen alıyor. Bebeklerin biri geliyor. Diğeri için de sancıları durdurmaya çalışacak. Tamam mı? Bir saniye. Bebeklerden birinin şimdi doğacağını mı söylüyorsunuz? Bugün. Evet, bugün. Birkaç dakika sonra. Hangisi? Hangi bebek doğacak? Yani benim çocuğum mu... Yoksa yani... Mehmet, hangisisin? Sucuk mu, yumurta mı? Gerçekten çok merak ediyorum ya, ne olacak? Evet, inanamıyorum. Bunca yıllık doktorum, hayatımda böyle bir vakayla karşılaşmadım. Merakımdan geldim göreyim diye. Tamam. Cilt altı ve karın kaslarını kesmeyi tamamladım. Senin üstteki rahmi hareketsiz tutman gerekiyor. Böylelikle ben de alttakine uzanabilirim. Tamam, tamam hocam. Seni korkutmak ya da sinirlendirmek istemiyorum Hasan. Ama başladıktan sonra 120 saniye içinde birinci rahimdeki bebeği dışarı çıkarmalıyım. Senin ikinci rahimdeki bebeği kontrol altında tutman gerekiyor. Ufak bir hıçkırıkta bile rahim duvarının yırtılmasına sebep olursun ve bebek ölür. Yani çok dikkat etmen gerekiyor, tamam mı? Şuna bakın, iki bebek iki ayrı rahimde. Büyüleyici değil mi? Penset. Bebeklerin arasında 6 hafta varmış. Büyüğü 28, küçüğü 22 haftalıkmış. Küçüğü içeride tutup sadece büyüğü alması gerekiyor. Sancı başladığında diğer bebeği orada tutmak neredeyse imkansız. Öyle. Rahmi açmak için hazırız. Bistüri. Bekleyin. Bekleyin Jülide Hanım. Bebek kıpırdıyor. Gerçekten kıpırdıyor. Onu tutamıyorum. Hasan, onu tutman gerekiyor. İnsiyona başlıyorum.
Deniyorum, olmuyor. Hadi Hasan. Anestezi yüze yerleşiyor. Tutmak zorundasın. Onu strese sokuyorsun. Bebeğin kıpırdamasını durdurmak zorundasın. Yapamıyorum işte, olmuyor. Kıpırdıyor. Hasan. Konuş onunla. Arslan Bey. Konuş onunla. Bebekle konuş. Onu sakinleştir. Arslan Bey. Ne söyleyeyim? Ne anlatayım Arslan Bey? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne anlatayım ki? Ameliyattan bahsetsem olur mu? Bir varmış, bir yokmuş. Kocaman bir ormanın uzak bir köşesinde küçük bir kız yaşarmış. Bu kızın ellerinde sihirli bir güç varmış. Hangi çiçeği elleriyle dokunsa o çiçeğin boyu gökyüzüne kadar uzuyormuş. İşte bu yüzden ona ormanda elleri sihirli peri diyorlarmış. İşe yarıyor. İçeride çok iyi iş çıkardınız. Şaşırmış görünüyorsun. Doğrusu evet. Biraz şaşırdım. Bebeği sakinleştirmeyi başardığıma mı? Yoksa masal anlatabildiğime mi? İkisine de. Belki biraz daha şaşırırsan seni yemeğe yine davet etmeyi düşünebilirim. Bugün Levent'le konuştuk. Zeynan, bana kızgın filan mısın sen? Çünkü günlerdir... Her şey seninle ilgili değil Ela. Peki. Peki neler oluyor? Çünkü Hasan diyor ki... Hasan'ın ne dediği umurumda değil. Senin derdin ne? Sadece... Hayatımda büyük meseleler var. Nasıl meseleler? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı.
Ameliyata Fikret Hanım da girmeyecek miydi? Hayır. Bir sorun mu var? Yok. Peki. Bir süre. Bir süre. Sol ventrikülü küçük bir kesi yapıyorum. Güzel. Korkma. Çok iyi Doktor Zeynep. Şimdi basınç uygula. Nazikçe. Klem. Tümör interventriküler septuma bağlıydı. Düzeltmek için doku kullanacak mısınız? Birileri ev ödevine iyi çalışmış. 4-0 Prolen lütfen. Teşekkürler. Bravo Zeynep. Gerçekten hazırdın. Evet. Ben her zaman hazırımdır. Bunu sensiz yapamazdım. Teşekkürler. Suat Bey, biraz yalnız görüşebilir miyiz? Hı hı. Ben onlardan biri olduğunuzu düşünmemiştim. Benden veya yeteneklerimden şüphe duyan doktorlardan olduğunuzu. Fikret, ben onlardan değilim. İsmim tahtadan silinmiş. Sizden başkası silmiş olamaz. Fikret. Yalnızca sebebini bilmek istiyorum. Beni neden ameliyata almadığınızı bilmek istiyorum. Sana ihtiyacım yoktu Fikret. Anladım Suat Bey. Fikret Hanım. Ha, gel Murat. Evet arkadaşlar, Murat yeni ekip arkadaşınız. Çok başarılı bir asistandır. İnşallah onu da kendinize benzetmezsiniz. Günaydın efendim. Günaydın. 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 Anneciğim, günaydın. Günaydın sarı kuşum. Hala sarı kuşum diyor. Nasılsın babacığım? Kuşum aydın demesin de. Daha bir şey yemeye fırsatınız olmamıştır diye size kahvaltı hazırladım oğlum. Harikasınız, sağ olun. Zeynep. Pekala, hızlanalım millet. Yapmam gereken bir sürü şey ve yapmak için sadece bir günüm var. Benim asistanım hanginiz? Benim. Sen ailedensin. Sen de deneme süresindesin. Hocam... Uzun zamandır kardiyolojide görev almadım. Burada usul bu mu? Hastalar için kapışıyor musunuz? Madem öyle beni seçin Fikret Hanım. Hocam ya beni Alev Hanım seçerse? Hocam beni seçseniz. Aa, beni seç. Çocuklar ben, bu ciddi. Ben. Tamam yeter artık. Alev Hanım, asistanınız Zeynep. Ne? Hocam... Zenan kardiyovasküler cerrahi de çok iyidir. Eminim ondan çok yararlanacaksınız. Neyi bekliyorsun Zenan? Sunumunu yapsana. Hulusi Turay, 55 yaşında. Özofagus kanseri ve aort kapak yetmezliği tanısı koyuldu.
Öğleden sonra atar damar kabakçık değişimi için ameliyat olacak. Hastalar için hep böyle didişir misiniz? Ben çok uzun zamandır plastik cerrahideyim de o yüzden. Ama buna çifte standart denir. Zenan yanlış bir şey yaptı ve ödüllendirildi. İşte adalet. Ne oluyor? Vakayı onlara vermediğiniz için ağlaşıyorlar. O vaka değil arkadaşım. O benim babam. Biz Zenan'a ceza vermenizi beklerken siz onu ödüllendirdiniz hocam. Evet. Zenan sizin protokolünü bile okumadığınız bir sürü kalp ameliyatına girdi. O hepinizin toplamından daha çok kalp gördü. Aorta hepinizden fazla dikiş attı. Şimdi babanın ameliyatına en tecrübeli asistanı mı vermemi isterdin, yoksa tecrübe kazansın diye bir başkasını mı? Hı hı, haklısınız. O zaman aşağı inip şu dosyaları doldurmaya başlayın. Sonra görev yerlerinizi vereceğim. Ve işte büyük gün. Nasılsın bakalım? İyiyim Aslan Bey, ama çok heyecanlıyım. Kimse gelmedi mi seninle? Annemle teyzem aşağıda işlemlerle ilgileniyorlar. Pekala, ameliyathanede görüşürüz. Bomba gibi göğüslere sahip olmaya hazır mısın? Kesinlikle. Hazır mısın? Hı hı. Şimdi 10'a kadar say bakalım. 1, 2, 3. Pekala, başlayabiliriz. Niye ailesinden kimse gelmedi acaba? Gelmişler. Ben odadayken aşağıda yatış işlemlerini yapıyorlardı. Ama yatış işlemlerini biz onunla beraber yaptık sabah erkenden. Öyle mi? Allah Allah. Neyse. İnsanların ailevi durumları bizi ilgilendirmez. Biz işimize bakalım. Ve Filiz Hanım'a muhteşem göğüsler armağan ederim. Hazır mı hemşire hanım? Hazır, başlayabilirsiniz. Bir süreyi. Fındık tampon lütfen. Ela sen devam et. Arslan Bey'i arıyorum. Buyurun benim. Arslan Bey sen misin? Evet. Bütün kemiklerini kıracağım lan seni. Bütün kemiklerini kıracağım. Doktor değil, tüccarsın sen. Ne diyorsun sen ya? Sen 16 yaşında bir güzel nasıl silikon takarsın? Yazık değil mi lan? Çocuk o daha, çocuk. Aldın mı bizim rızamızı? Almadın. Ahdım olsun. Efendim, mahkemeye vereceğiz. Hapislerde süründüreceğim. Ne diyorsun sen ya? Hangi 16 yaşındaki kız bu? Güvenliği çağırdık Aslan Bey, geliyorlar. Dur. Hangi 16 yaşındaki kızdan bahsediyorsun sen? Bilmiyor numarası yapma lan. Tamam beyefendi, tamam. Filiz. Benim kızım. Daha 16 yaşında. Tamam, sakin olun. Başvuru ve yatış belgelerini istiyorum. Hemen bulup getir bana. Bana yalan mı söyledin? Ben çok özür dilerim. Bana 19 yaşında olduğunu söyledin. Aileni sorduğumda aşağıda bekliyorlar dedim. Senin yüzünden meslek hayatım bitebilir. Senin aptalca bir yalanın yüzünden. Burnunuzu babam mı o hale getirdi? Burnum şu anda hayatımdaki en küçük sorun. Bundan emin olabilirsin. Gerçekten çok özür dilerim. Ama İki sene daha bekleyemezdim. Niçin bekleyemezdin? Söylesene. Aşık olduğum bir çocuk var. Ve o okulda benimle alay etti. Spor dersinde çekinmeden erkek soyunma odasına giyinebileceğimi söyledi. Kimse kız olduğumu fark etmezmiş. Zaten annem de göğsüme çıt çıt deyip durur. Babamın yaptığı şey için çok üzgünüm. Onunla tanışmak büyük bir zevkti. Siz daha annemle tanışmadınız. Kız öldüreceğim seni, kemiklerini hanımefendi kıracağım seni. Hanımefendi. Kemiklerini lime lime edeceğim. Hanımefendi, Filiz ameliyattan daha yeni çıktı, sakin olun.
Sen mi ameliyat ettin kızımı? Sen mi? Söyle. Şş. Anne ne olur yapma. Doktorun bir suçu yok. Kızınız yaşının 19 olduğunu söyledi. Sen de inandın öyle mi? Sen onu benim külahıma anlat. Yusuf Bey, görünüşe bakılırsa kızınız nüfus kağıdının üzerinde tahrifat yapmış. Bizdeki tüm belgelerde yaşı 19 olarak görünüyor. Bu durumdan hastanemizi ya da Aslan Bey'i sorumlu tutmak haksızlık olur. Ben anlamam doktor bey. Ne bileyim kızımın nüfus cüzdanını o doktor olacak adamın değiştirmediğini ya da bu aklı yavruma onun vermediğini. Yok efendim, daha neler. Aslan Bey bu ülkenin en ünlü plastik cerrahlarından biri. Hastaya ihtiyacı yok ki. Hele böyle bir üçkağıtçılığa. Gazetelere veririm sizi. Parmak kadar çocuk. Koskoca doktor nasıl anlamaz onun 19 yaşında olmadığını? Filiz olduğundan daha büyük görünen bir çocuk. Sen konuşma, vallahi Allah yarattı demem. Yusuf Bey! Dağ başı değil burası. Değil tabii, değil tabii, haklısınız. Siz şimdi bu işi kapatmak için kaç para vereceksiniz onu söyleyin. Yusuf Bey, bize biraz müsaade eder misiniz? Ne yapmayı düşünüyorsun Aslan? Elimizde kızın nüfus cüzdanını değiştirdiğine dair kanıtlar var. Görmüyor musunuz? Adam para peşinde. Kötü niyetli olduğu belli. Ona istediğini vermeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Bu hastanenin korumak zorunda olduğu bir itibarı var. Sonuçta burada 16 yaşında bir çocuğa silikon takıldı. Bu da çok ama çok çirkin bir şey. Bunun için beni suçlamıyorsunuz herhalde. Kimseyi suçlamıyorum. Gerçeklerden bahsediyorum ve itibardan bahsediyorum. Nasılsın bakalım? Ağrın var mı? Hayır, yok. Bana çok kızdınız değil mi? Evet, kızdım. Çünkü çok zor bir durumda kaldım. Özellikle de siz hastaneden çuvalla para talep edince. Para mı? Ne parası? Eşiniz bu işi kapatmak için para istiyor. İnanamıyorum. Bunu da yaptı ha. Kendi çocuğu üzerinden bir de para kazanmaya kalktı. Böyle bir şeye asla izin vermem. Bunun için benim cesedimi çiğnemesi gerek. Hastaneden para istiyor musun? İsterim tabii. Ne var bunda? Onların da hatası. Onların hatası değil, bizim hatamız. Onun göğüslerini kompleks haline getirdiğini bile bilmiyorduk. Bundan bize hiç bahsetmedi. Bir kez bile. Bahsetmese biz nereden bilecektik? Neden bahsetmedi peki? Nereden bileyim? Çünkü bizden korktu. Çünkü onu hep korkuttuk. Hiç dinlemedik. Eğer dinlemiş olsaydık onunla konuşabilirdik. En azından uygun bir yaşı beklemesi gerektiğini anlatabilirdik. Yani bu onun ya da hastanenin suçu değil. Bizim suçumuz. Senin ve benim. Toparlandın mı? Evet. Ama yazdıklarımın hepsini alamadım. Bir kısmı hala burada. Bir zamanlar Suat ona benimle yaşa dedi diye adama neler yapmıştı. Şimdi oradan çıkmıyor. Hiç de bile. Bazen kalıyorum orada. Hem kalınca da salonda yatıyorum. Ya eskiden ne güzeldi. Dördümüz birlikteyken. Sen gittin. Hasan gitti. Ela da yakında evleniyor. Ben bakarım. An officer with a long history of psychiatric and disciplinary problems was solely responsible for... Now
Kimmiş Zeynep? Merhaba Zeynep, nasılsın? İyi akşamlar. Onun burada ne işi var? Ela lütfen. Ayla benim karım. Onunla ne istiyorsan yap Hasan. Ama buraya getiremezsin. Merak etme, misafirliğe gelmedik. Eşyalarımı alacağım. Yalnız da gelebilirdin. Ne oluyor size ya? Neden böyle davranıyorsunuz? Hasan boş ver. Ben dışarıda beklerim. Hayır. Yanımda kalacaksın. Bu gece bu mesele çözülecek. Böyle davranmanıza da izin vermiyorum. Hasan, ısrar etme bence. Ediyorum. Ne Ayla ne de ben bunu hak etmiyoruz. Benim adıma biraz sevinemez misiniz? Dostça davranamaz mısınız? Hem her şeyin bir yanlış anlamı olduğu çıktı ortaya. Ayla'yla ne alıp veremediğiniz var hala? Hasan, dünyadan haberin yok. O kız sandığın gibi biri değil. Öyle mi? Sen mi tanıyorsun? Sen daha kendi sevgilini bile tanımıyorsun. Durmadan birbirinizi yanlış anlayıp duruyorsun zaten. O aptallıkların faturasını da Ayla'ya kesemezsiniz. Hasan lütfen. Ben dışarıda bekleyeyim. Hayır. Kalıyorsun dedim. Şimdi yukarı çıkıp eşyalarımı alıyorum. Ayla burada oturacak. Ha, geri döndüğümde de bu şekilde davranırsanız beni unutun. Dostluğumuz da. Eviniz fena değilmiş. Üzülme Ela. Biliyorum, Hasan'ın bana yüz vermeyeceğine çok emindin. Ama ne yapalım? Dostunu tanıyamamışsın. Seni şuracıkta döverim. Zeynep dur. İki yüzlü manyak. Hasan da anlayacak. O da görecek senin ne malı olduğunu. Levent için korkma Ela. Onunla işim bitti benim. Ahlaksız, terbiyesiz insan. Ayla? Ayla ne oldu? Ne oluyor burada ya? Sana vurdular mı? Ayla, sana vurdular mı dedim. Hasan lütfen gidelim buradan. Lütfen. Hanginiz yaptı bunu? Ha? Hanginiz vurdu onu? İnanamıyorum bunu yaptığınıza ya. İnanamıyorum. Özür dilerim Hasan. Ama neler dediğimi bilmiyorsun. Sen mi yaptın? Ona sen mi vurdun Ela? Of, kim bu ya? Nasıl izin verirsiniz böyle bir şeye ya? Merhaba Ela. Ben sizin için biraz alışveriş yapmıştım ama yanlış zamanda mı geldim? Evet, çok yanlış bir zamanda. Ben... Yıllar boyu sana ihtiyaç duyduğumda yoktun. Şimdi birdenbire Türkiye'ye geldin ve canın istediğinde kapımı çalıyorsun. Alışveriş yapıp vicdanını rahatlatmaya çalışıyorsun. Şu an yeterince sorunum var ve seni hayatımda istemiyorum. Günaydın Levent Bey. Günaydın. Aslan geldi mi? Hayır, henüz gelmedi.
Telefon edip biraz gecikeceğini söyledi. Gelir gelmez bana haber verin. Tabii Levent Bey. Ne oluyor? Bana burada neler döndüğünü anlatacaksın. Ne? Bırak numara yapmayı. Geçen gün kapın kilitliyken Ela ve sen içerideydiniz. Kapıyı neden açmadın? Yanımda Ela değil. Burçin vardı. Ha. Peşimdeki kızlardan biri. Çok iyi bir yalancısın ama Ela'nın buradan çıktığını gözlerimle gördüm. Yanlış görmüşsün. Aslan! Sen benimle... Ben bölmeyeyim Levent. Sen devam et. Benim için de bir tokat atarsan çok sevinirim. Herkesi delirtiyorsun, herkesi! Her ne gördüğünü sanıyorsan sana öyle gelmiş. Şimdi beni rahat bırak. Bu iş burada bitmedi. Her ne çeviriyorsun öğreneceğim ve seni bu hastaneden attıracağım. Attırmak konusunda pek heveslenme. Başhekimlik için en güçlü aday benim. Başhekimlik mi? Sen çok yakında bu hastanede hademelik bile yapamayacaksın. Arslan seni delirtmek için ne yaptı? Bir anlayabilsem. Nasıl yani? Geçen gün Ela'yı arıyordum. Arslan'ın odasına geldim ama kapı kilitliydi. Fakat Arslan içerideydi. Ben de gitmeyip bekledim. Ve bir süre sonra da içeriden Ela çıktı. Nasıl yani? Yok canım. Olamaz böyle bir şey. Yani Arslan'ın her şeyi beklerim ama Ela? Yok, imkansız. Ben Ela'ya güvenmeyi öğreneli uzun zaman oldu Julie'de. Ela'nın hele de Arslan'la gizli bir ilişki yaşayacak biri olmadığını çok iyi biliyorum. O zaman sorun ne? Bir şeyler dönüyor. Arslan'ın bir hatlar çevirdiğine ve Ela'yı da buna alet ettiğine eminim. Ne çeviriyor olabilir ki? Şu an hiçbir fikrim yok. Ama öğreneceğim. Gülde Hanım, Bedri Atabey'in psikiyatriden cerrahi servisine naklini siz mi istediniz? Kim? Bedri Atabey. Görüşürüz. Görüşürüz. Kim dediniz? Bedri Atabey. Hocam, bir şey mi oldu? Nazenin yanından geliyorum. Fransa'ya dönmemiş. Ela annesiyle görüşmek için buradan izin aldığı gün neler oldu? Anlatmıyor ki. Telefonu gece yarısına kadar kapalıydı. Döndüğünde de görüşme hakkında hiçbir şey söylemedi. Ya bunu konuşmaya hazır değilim dedi. Ela o gün annesiyle hiç buluşmamış Levent. Nazen'in tesadüfen Ela'nın arkadaşı olduğunu söyleyen bir kadınla tanışmış. Aynı akşam Ela panikle otele gelip bu kadın hakkında sorular sormuş. Ve Nazen'in onunla konuştuğunu öğrenince derhal Türkiye'den gitmesini istemiş. Kadın kimmiş acaba? Bilmiyorum Levent. Ama Ela adına çok endişeliyim. Bu işin peşine düşsen çok iyi edersin. Kadın hakkında bir şey söylemedi mi? Çok güzel, alımlı, genç bir kadınmış. Adı da Burçin. Burçin mi? Bu kızın şaşkın halleri çok hoşuma gidiyor. Merhaba, ben Burçin. Levent, Ela'nın nişanlısıyım. Ben de Ela'nın en sevdiği hasta yakınıyım. Arslan'la ikisine Türkiye'nin en özel göğüslerini getiriyorum. Öyle mi? Öyle. Bu adamı çok sevdim Ela'cığım. Hem çok yakışıklı... Hem çok cool. Ona iyi bak oldu mu? Biliyorsun. Bir kadın bir erkeği rezil de eder, vezir de. Öyle değil mi? Kim bu kadın Ela? Söyledim ya Levent, bir hasta yakını. Seninle ne ilgisi var? Senden ne istiyor? Hiçbir şey istemiyor. Nereden çıkardın bunu anlamıyorum. Benim gitmem lazım. Jülde Hanım bekliyor. İzin aldığın gün annenle değildin.
oda kilitliyken Arslan'ın yanındaydım. Seni kendi gözlerimle gördüm. Bana yalan söylediğini biliyorum. Levent, yemin ederim göründüğü gibi değil. Biliyorum. Hatta senin farkında olmadığın birçok şeyi biliyorum. Bu yüzden bana neler döndüğünü anlat. Peki, ben kendim öğrenirim. Ya tamam. Peki söyleyeceğim. Evet. O gün Arslan Bey ile birlikteydim. Dışarıdan bir iş almış ve beni yardımcı cerrah olarak çağırdı. Buluştuk. Başka bir klinikte ameliyat yaptık. Ama hastane yönetimiyle arası bozulmasın diye saklıyor. Kapının kilitli olduğu gün de bu meseleyi konuşuyorduk. Benden neden sakladın? Kızarsın diye düşündüm. Bana inanıyor musun? İnanmak istiyorum. Lütfen bir daha benden bir şey saklama Ela. Tamam. Şunları götüreyim artık. Hastayı psikiyatri katında bulduk. Sonra da çaktırmadan çaldık. Çaldınız mı? Canım ne çalması? Ödün çaldık. Yani çaldınız. Bulduk çaldık her neyse. O artık bizim. Ela, bu kapının arkasında şimdiye kadar gördüğün en gizemli tıbbi vaka var. Hazır mısın? Bedri Bey. Bey demenize gerek yok. Beylik bir halim kalmadı nasılsa. Bu herhangi bir adam. Bekle. Psikiyatri katından çıktığıma memnunum. Ya bu hastada özel olan nedir? Bekle. Ben deli değilim ki. Sadece hamileyim. Gayet iyiydim. Sonra geçen ay birdenbire iyice büyüdü. Psikiyatrist bey karımdan etkilendiğimi, karnımın psikolojik olarak şiştiğini söyledi. Karım bir hafta sonra doğum yapacak da ilk bebeğimiz. Öyle mi? Tebrikler. O gün poliklinikteki stajyer doktor telefonla uzmanına bilgi verip onu psikiyatriye yatırmış. Sadece psikolojik demiş. Fizik muayene bile etmemiş. Şuraya dokun. Bak, bu sıvı birikimi değil. Burada bir şey var. Bir şey değil o. Bebek resmen büyüyor içimde. Şeyimde yani. Deliymişim gibi bakmayın. Görüyorsunuz. Hamileyim. Bu odanın boş olması lazımdı. Bu kimin hastası? Onun. Onu kim transfer etti? Cerrahi servisine transfer belgelerini göremiyorum. Yapmayın hemşire hanım. Bu her zaman yaptığımız bir şey. Müsait odaları hep kullanırız. Peki raporları nerede? Hastayı burada tutmak istiyorsanız raporlarını getirmelisiniz. Bir hasta çaldınız ve raporunu almadınız mı? Bu senin görevindi. Hayır değildi. Benim görevim gözcülük yapmaktı. İdrar örneğine ihtiyacımız yok Bedri Bey. Ela. Bedri Bey'in karısıyla tanış, Mine Hanım. Merhaba. Merhaba. O da hamile. Bedri Bey'e söylemişti ya. Tebrik ederim. İkiz istiyorduk. Olmadı. Kısmet böyleymiş demek ki. Birini annesi,
Birini ben doğuracağım. Herkese ispatlayacağım delirmediğimi. Göreceksiniz. Allah'ın hikmeti işte. Ben deli değilim. Ben hamileyim. Getirdin mi hayatım? Evet canım, burada. Oh, iyi, iyi. Buyurun. Benim hastam. Artık bizim hastamız. Ve bunun için benimle dövüşmek istiyorsan sana kazanacağımı garanti edebilirim. Jülde Hanım. Burada neler oluyor? Jülde Hanım, bir dakika lütfen. Karnına bakın. Hamile bir erkek. Hocam, bu psikotik bozukluk vakası. Yani psikiyatrik bir vaka ve benim hastam. Ben deli değilim. Ben de hamileyim. Gördünüz mü? Psikiyatri vakası. Hayır. Karnı haddinden fazla şiş. Karnında sıvı birikimine dair belirti yok. Elle muayenede büyük bir kitle net bir şekilde ele geliyor. Cerrahi hastası. Psikiyatri. Cerrahi. Çocuklar. Psikiyatri. İspatlayabilirim diyorum. Cerrahi. Çocuklar. Siz doktorsunuz. Öyle davranın lütfen. Psikiyatri. Cerrahi. Psikiyatri. Cerrahi. Psikiyatri. Çocuklar. Bedri Bey gebelik testi yapmıştı. Ve sonuç pozitif. Artık kesinlikle cerrahi bir hasta. Bedri Bey, tıp dergilerinden gelen birkaç muhabir var. Birkaç fotoğrafınızı çekmek istiyorlar. Sizin için sorun olur mu? Birkaç fotoğrafın zararı olmaz herhalde. Tamam. Bilime bir katkım olacaksa neden olmasın? Hasta çalmanıza göz yumduğumu sanmayın. Ama yine de iyi iş çıkarmışsınız. İlk hamilelik testimi Mine'yi güldürmek için şaka olsun diye yapmıştım. Gerçekten hamile olacağı hiç aklımıza gelmemişti. Bedri Bey, size garanti verebilirim hamile olmanızın bir yolu yok. Oh, bunu resmi olarak duymak insanı rahatlatıyor. Peki neden test sonucu pozitif? Bunun nedenini bulacağız Bedri Bey. Pardon, bir fotoğrafta biz çekilebilir miyiz? Olur. Bu fotoğraflar ne içindi tam olarak? Tıp dergisi yıllık vaka raporları. Bağırsakları kistik teratoması çocuklar. Genellikle bu tip vakalar çocuklarda görülür. Yani yetişkin bir erkekte buna çok ender rastlanır. Bakın, karın içerisinde oldukça geniş kistik yapıya sahip bir kitle var. Kitle içerisinde yer yer kireçlenmiş veya kemikleşmiş sert alanlar var. Kist içinde çoğu zaman saç, kıl, diş, kemik, kıkırdak, sinir gibi doku atıkları bulunur. Ve bu da tomografide gördüğümüz kistin içindeki çene kemiğine benzeyen kemikleşmiş yapıyı açıklıyor. Ayrıca bu doku atıklarındaki yüksek HCG değerleri hamilelik testinin pozitif olmasını da açıklıyor. Bunun anlamı büyük olasılıkla kistin kötü huylu, yani immatür kistik teratom olduğudur. İyi misiniz Bedri Bey? Thank you.
Derin nefes alın. Bütün bu tıbbi terimler kafamı bulandırdı. Hiçbir şey anlamıyorum. Karnımda bebek yok mu şimdi? Karnınızda bir bebek yok. Sizin bebek sandığınız, karnınızın şişmesini sağlayan kümeleşmiş kötü huylu bir doku yığını. Muhtemelen bütün hayatınız boyunca oradaydı. Ve şimdi yavaş yavaş büyüyor. Evet. Çene kemiği büyüyor. Saçları ve tırnakları da uzuyor. Daraldı da biraz. Herkesin gözü sizin üstünüzde. Bunun nasıl bir duygu olduğunu biliyorum. Şu karnını görüyor musun? Karnına bak. Çok güzel. Sen anlayabilir misin? Böyle bir bakmayla... İlk kez karşılaşıyorum. Burada ne oluyor? Herkes dışarı. Herkes dışarı çıksın çabuk. Dışarı çıkın. Çabuk çıkın. Boşaltır mısınız burayı? Hadi dışarı çıkın. Biz sadece ziyaret ediyoruz. Bedri Bey de hasta. Yeteri kadar rahatsız ve utanç içinde bir cerrahi hasta. Kendisine bakılmasından usanmış durumda. Siz ikiniz de dışarı çıkın. Teşekkür. Sana sözüm vardı. Doğum odasında senin elini tutacaktım. Ama şimdi ben gidiyorum. Sen elimi tutuyorsun. Ameliyat bittiğinde size haber vereceğim, tamam mı? Doktor hanım, teşhir etmelerine izin vermeyin olur mu? Yani onu bir kavanoza koyup falan. Teratomanız mı? İçimde olan bir şeyin teşhir edilmesi fikri beni çok rahatsız ediyor. Kavanoza koymak yok. Söz mü? Söz. Glenn. Makas. Bunu çöpe sen mi atmak istiyorsun Ela? Evet. Hastaya söz verdim. İçinden çıkanların teşhir edilmesini istemiyor. Patolojik inceleme için sadece ufak bir parça saklayacağız. Tampon monte. Hala hasta beklediğini söyleme bana. Hocam. Buranın böyle bomboş durması canımı sıkıyor. Yani buraya 8 milyon lira yatırdık ve... Zeynep. Yemin ediyorum bir kez daha 8 milyon lira dediğini duyarsam... Bu parayla ilgili değil hocam. Bu Ömer'le ilgili. Bu onun mirası. Bunun bir anlamı olmalı. Tabii ki bir anlamı olacak. Hiçbir şey bir günde harikalar yaratmaz Zeynep. Sabırlı ol. Tamam mı? Sadece sabırlı ol. Resmi açılış yapıldığı zaman... Affedersiniz, bize burada ücretsiz bir klinik olduğunu söylediler. Evet efendim. Şikayetiniz nedir? Hasta kim? Siz mi küçük hanım mı? Zehra şöyle kenara geç kızım. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Memlekete yeni döndük. Ama İstanbul'da kimsemiz yok. Eşim de 2 yıl önce vefat etti. Birinin kızıma akıl vermesi lazım. Akıl mı? Evet. Anlarsınız. Anne kız gibi. Zehra 15 yaşına girdi ve şey oldu. Hani bütün hanımlar olur ya. Anladım beyefendi, tamam. Siz bekleme salonuna geçin, biz Zehra ile biraz yalnız kalıp konuşalım. Allah razı olsun doktor hanım. Estağfurullah. Evet, hadi bakalım. Ömer Güven Kliniği'nin ilk hastasıyla ilgilen. 8 milyonu nasıl pet kullanılacağını anlatmak için mi yatırdık? Bu uzun pet. Yoğun akıntılı günler için. Kısa pet. Zaten açıkça anlaşılıyor. O kadar yoğun olmayan günler için.
Sadece yapışkan kısmı kaldırıp yapıştıracaksın. O kadar. Her şeyi açıkça anladın mı? Zehra, seni anlıyorum. Babanın seni buraya getirmiş olmasından oldukça rahatsızsın. Muhtemelen bir yabancı ile bunları konuşmak seni biraz utandırıyor. Ama bir şey söylesen ya da başını falan sallasan olmaz mı? Anladım, tamam mı? Harika. İlk hastamızla işler yolunda mı? Zehra burada olmaktan pek memnun değil. Çünkü pet kullanmayı biliyorum, tamam mı? Ben regle olalı bir yıl oldu. Nasıl yani? Ama baban seni buraya... Zehra! Hemen Jülide'ye haber ver. Zehra'nın muayenesini bitirdik. Görünüşe göre erken komplet düşük. Bu kız daha sadece 15 yaşında. Bu düşüklerin birçoğu embriyoya ait kromozom anomalilerinden kaynaklanıyor. Kürtaj yapmaya gerek kaldı mı? Vajinal ultrasonografide rahim içi boşluğunda doku görülmedi. Bu yüzden kürtaja gerek duymadım. Enfeksiyondan korunmak için antibiyotik tedavisine başlayacağım. Bir süre bunları kullanacak. Tamam Jülide. Çok sağ ol. İlaçlarını biz temin edeceğiz. Zeynep sen şu ilaçları hallet. Babamı söylemeyeceksiniz değil mi? Zehra, yaşın yaptığın şey için çok küçük. Nasihate ihtiyacım yok benim. O ilaçları verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Baban birkaç yıl önce anneni kaybettiğini söyledi. Çok üzüldüğümü bilmeni istiyorum. Muhtemelen sormak istediğim milyon tane soru vardır. Eğer annen burada olsaydı, eminim sorularını benden çok daha iyi cevaplardı. Ama sanırım ikimiz de benzer şeyler söylerdik. Eğer yaptığın şeye devam edersen hastalık kapabilirsin. Tekrar hamile kalabilirsin. Bunu yapan tek ben değilim. Okulda sevgilisi olmayana aptal gözüyle bakıyorlar. Cinsel ilişkiye girmek seni daha akıllı yapmaz Zehra. Bu yaşta anne olursan ya da bir hastalık kaparsan, o zaman herkes ne kadar akılsız olduğunu öğrenir. Onun beni sevdiğini sanmıştım. Canım benim. Öyle sandığını biliyorum. Biliyorum. Ama senden bu yaşta böyle şeyler isteyen biri seni gerçekten seviyor olamaz. Bunun senin için bir kötülük olduğunu biliyor olması gerekir çünkü. Zehra, bunu uygun bir yaşa gelene kadar bir daha yapmayacağını bana söz vermeni istiyorum. Söz mü? Söz. Annen bunu duyduğuna çok sevinecek. Çünkü emin ol, anneler ölmüş bile olsalar çocuklarını hiçbir zaman yalnız bırakmazlar. Ben de bir anneyim. Bir derdin olursa her zaman gelip bana danışabilirsin, tamam mı? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Seminere hazır mısın? Aorta akses tekniğiyle ilgili sunumumu hazırlıyorum. Robotik kalp cerrahisinden de bahsetmelisin bence. Elbette bahsediyorum. Robotik koroner bypass cerrahisinde Zenon Parlar yöntemi. Beni unutuverdin bakıyorum. Halbuki tıp tarihine birlikte geçebiliriz. Doğru. Tıbbın Pierre Curie ve Madame Curie'si olabiliriz. Evet evet, harika bir fikir. Seminerde bu fikrimi de anlatabilirim. Niye öyle bakıyorsun? Nasıl bakıyorum? Bilmem. Hayran hayran bakıyorsun. Evet. Hayran hayran bakıyorum.
Zenan? Zenan? Zenan içeride misin? Evlendikten sonra motor kullanmak yok. Nedenmiş o? Motorun üstündeyken fazla karizmatik oluyorsun. Ne oldu canım? Midem bulandı. Geçti. Dünkü yemek yüzündendir dersen bir daha asla bir şey pişirmem. Yo, pişirdiklerin hepsi harikaydı. Motor yolculuğu yüzünden bulanmıştır miden. Günaydın. 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 Ablan taburcu oldu değil mi Ela? Üvey ablam. Kan bağımız yok. Ama evet. Dün taburcu oldu ve Fransa'ya döndü. Annen döndü mü peki? Hayır. O burada. Ama artık otelde kalıyor. Biz de sadece bir gün kaldı ama ne güzeldi. Sabah biz uyanmadan kahvaltı hazırlaması çok hoştu. Ben kahvaltıyı burada yapmaktan memnunum. Üzgün görünüyor. Üzülmemesi tuhaf olurdu herhalde. Nazenin hanım da hızlı çıktı. Hakikaten. Kızından önce evlenmeye kalkması... Çocuklar. Ne var iki dedikodu yapıyoruz şurada ya? Erkekler bizden daha dedikoducu. Herkes evlensin. Herkes mutlu olsun. Ne var? Yaşlılara aşık olamaz mı yani? Polyan'la konuştu. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Bilmiyorum. Birkaç gündür böyle ağrı saplanıyor. Benim de sabahtan beri midem bulanıyor. Kesin dün pişirdiğim köfte yüzünden oldu. Yemek konusunda hiç iyi değilim Ela. Zamanla alışırsın herhalde. Denemekten vazgeçme. Zenan, sen bunun yemek yüzünden olduğuna emin misin? O köftelerden yeseydin bunu sormazdın. Gerçi Suat da yedi ama o iyi. Hiçbir şey olmadı. Olamaz. Olamaz. Böyle bir şey olmamalı. Olmamalı. Ya tamam, sakin ol. Daha olup olmadığını bilmiyoruz. Ya olmuşsa? Ya hamileysem? Sakin ol. Bak, büyük ihtimalle sadece kuruntu yapıyoruz. Ben gidip bir test getireyim, içimiz rahat etsin, tamam mı? Çizgi beliriyor. Sakin ol. Bu sadece test için. Hamileysen ikinci çizginin de belirmesi gerekiyor. İkinci çizgi yok. Hala yok. Ya ne yaptın? Yapamayacağım. Düşüncesi bile beni korkudan öldürmeye yetti. Orada ikinci çizgiyi görürsem kendimi camdan atabilirim. Önce kendimi bu ihtimale karşı hazırlamam lazım. Eğer pozitif çıkarsa yapmam gerekenleri düşünüp kendimi buna hazırlamalıyım. Bu kaldırabileceğimden çok fazla. Bu bir bebek. İçimde bir bebek olma ihtimali var. Bir bebek. Şşt, tamam. Tamam. Daha sonra yaparsın. Şimdi biraz sakinleş, tamam mı? Sakin ol. Bu dünyanın sonu değil. Hamileysem olabilir. Hamileysem dünyanın sonu gelmiş demektir. Zenan, sakin ol. Henüz bilmiyoruz. Bu henüz sadece ve sadece bir ihtimal. Evet, sadece bir ihtimal. Hiçbir şey çıkmayabilir. Zaten bu sabaha kadar hiç böyle bir şey olmadı. Köfte yüzünden. Köfte midemi bozdu. İyi ki varsın. İyi ki şu anda yanımdasın. Kendini hazır hissettiğin zaman testi yine birlikte yaparız, tamam mı? Ben yine yanında olacağım. Tamam.
Çağrı atmışsın. Evet. Test için hazırım. Emin misin? Evet. Böyle bilmeden beklemek daha korkutucuymuş. Her neyse. Bir an önce öğrenelim hadi. Peki. Sen kapıyı tut, kimse girmesin. İdrar testinin doğruluk oranı %100 değildir. Emin olmak için birden fazla teste bakmak gerekiyor. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Sadece tek çizgi çıktı. İlk çizgi. Bunda sorun yok. Bu olması gereken. Başka tuvalete gidin. Burası dolu. Zeynep, ikinci çizgi için biraz beklemek gerekir. Hı hı. Bak. Bunda ikinci çizgi belirmeye başladı. İkinci çizgi. Bu olamaz. Bak, bak. Bu hala tek çizgi. Hala negatif. Zeynep. Zeynep bunda da belirdi. Bunda da belirdi. Bunda da. Bunda da. Allah kahretsin, bunda da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.